Başlayalım isterseniz. Herkese merhaba, ben Evren Balta. Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda TÜSİAD Küresel Siyaset Forumu akademik koordinatörüyüm. Biz Küresel Siyaset Forumu'nu bu sene içerisinde, yaklaşık 6 ay kadar önce, teknolojik dönüşümden refah devletlerine, oradan iklim krizine kadar küresel siyasal gelişmeleri Türkiye'nin gündemine akademik bir perspektifle taşımak için kurduk. Hedefimiz akademik çevrelerle gazetecileri, öğrencileri, siyaset yapıcıları, oy verenleri buluşturmak. Bugün Küresel Siyaset Forumu'nun kendisini önceleyen Boğaziçi Üniversitesi Türk Dış Politika Forumu ile birlikte yaptığı bir geleneği devam ettirerek Türk dış politikasını küresel gelişmeler ışığında tartışacağız. Her sene sonunda bu TÜSİAD'ın yaptığı bir şeydi. Bu tartışmayı bugün yeniden yapacağız. Bu tartışmaya kılavuzluk etmek için de İlten Turan hocamız bir makale kaleme aldı. Bu makaleyi de sizinle ya webinar sırasında ya sonrasında paylaşıyor olacağım. Ben değerli konuşmacılarımızı tanıtmaya başlamadan önce hoş geldiniz demesi için TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Küresel İlişkiler ve Avrupa Birliği Yuvarlak Masası Başkanı Sayın Can Yüceoğlu'na sözü vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim herkese katıldıkları için, hem konuşmacılarımıza hem de katılımcılarımıza hem de Can Bey'e. Buyurun Can Bey. Teşekkürler Evren Hocam. Değerli konuklar, Küresel Siyaset Forumumuzun yıl sonu etkinliğine hoş geldiniz. Başkanımız sevgili Simone Kozlowski çok arzu etmesine rağmen maalesef rahatsızlığı nedeniyle bugün toplantımıza katılamıyor. Küresel Siyaset Forumu akademik koordinatörümüze, tüm konu konuşmacılarımıza ve kıymetli katılımcılarımıza selam ve saygılarını iletiyor. Kendisinin konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu adına ben yapacağım. Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaşmışken Türk dış politikasının geçmişten bugüne bir değerlendirmesini yapmak ve günümüzde karşılaşılan zorluk ve sorunları ele almak amacıyla bu etkinliği düzenlemiş bulunuyoruz. Ve ekonominin bu kadar heyecanlı olduğu günlerde de 170'in üzerinde katılımcıyla demek ki çok önemli ve enteresan bir konuyu işliyoruz diye düşünüyorum. Küresel Siyaset Forumu olarak hem küresel siyasetteki gelişmeler hem de dış politika alanında bir tartışma ortamına imkan oluşturmak bakımından Evren Balta hocamızın koordinasyonunda bir makale dizisi başlattık. Bu dizinin ilk makalesini Türk dış politikasının 100 yılı konusunda hazırlayan duayen hocamız Profesör İlter Turan'a ve her biri alanlarında çok önemli otoriteler olan webinarımızın tüm konuşmacılarına katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünlerde ülkemizin ekonomik ve siyasal modeli için farklı ülke alternatifleri tartışılıyor. Küresel ekonominin farklı bir konjonktüründe bazı ülkeler için belli bir süre işlevsel olmuş yüksek kur, düşük standart ve maliyetlere dayalı modellerin, tedarik zincirlerinin farklı norm ve kriterlere göre dönüşüme uğradığı bir sistemde artık ne bu ülkeler ne de Türkiye açısından geçerliliğinin kalmadığını belirtmek gerekiyor. Yeniliğe, yaratıcılığa, teknolojik gelişime, verimlilik artışına, katma değerli yeşil ve dijital dönüşüme, kurallara ve düzenlemelere dayalı bir piyasa ekonomisi esas tercihimizdir. Aynı şekilde kurumlara ve kurallara, hukukun üstünlüğüne dayalı bir liberal demokrasi, ülkemizin tarihsel gerçeklerine de en uygun modeldir diye düşünüyoruz. Bunun doğal sonucu olarak küresel düzeyde de tüm sorunlarına karşı kurallara ve değerlere dayalı liberal demokratik düzenin bir parçası olma tercihimiz açıktır. Cumhuriyetin ilerlemeye ve uluslararası saygınlığa dayanan temel normlarının da gereği aynıdır. Bunun da günümüzdeki formülün refahı, hak ve özgürlükleri, eşitliği ve güvenlik şemsiyesini iyi bir dengede bağdaştıran Transatlantik İttifak, demokratik ülkeler ailesine aidiyet ve AB entegrasyon süreci olduğunu düşünüyoruz. Dış politika alanında farklı stratejik özellik arayışları, özellikle küresel istikrarsızlık dönemlerinde doğal olabilir. Ancak bunun ait olunan stratejik ittifak ve normatif değerlerden kopma şekilde yorumlanması istikrarsızlık ve güvensizlik yaratır. Ne yazık ki dış politika alanında son yıllarda yaşanan plansız ve istikrarsız süreç,
ülkemizin dış güvenliğine ve refahına hedeflenen katkıyı sağlayamadığı gibi bizim muhataplarımızla karşılıklı işbirliğinden uzaklaştıran unsurlardan oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yı birbirlerine dengeleme girişimleri, pek çok kez yaşanan kriz normalleşme döngüleri ve diğer ülkelerle de zaman zaman rastlandığı gibi dış ilişkilerin iç siyasete yönelik kullanımı son yılların akılda kalan sorunları oldu. Dış politikada ekseni belirsizleşmiş bir alışveriş ilişkisi hakim olurken köklü sorunlar maalesef çözümsüz kaldı. Bunlara yeni türevleri de eklendi. Siyasal ve ekonomik olarak bütünleşmeye çalıştığımız AB ile ilişkilerimizin de sığınmacılar için sınır bekçiliği formülüne feda edilmesi AB entegrasyon sürecini reform çıpası olmaktan çıkardı. Fiili durumda üye adaylığından önce ortaklığa, sonrasında da komşu ülke konumuna geriledik. NATO ve Avrupa Konseyi gibi bulunduğumuz İkinci Dünya Savaşı sonrasının temel batılı yapılardaki aidiyetimizin de sorgulandığı bir dönemdeyiz. Davet kriterleri nesnel olmasa da demokrasi zirvesine çağrılmadık. Dünyadaki jeopolitik ayrışmanın demokrasiler ve otokrasiler arasında bir ayrıma dönüşme süreci tercihimizi netleştirmemizi zorunlu kılıyor. Önümüzdeki dönemde dış ilişkilerimizde alışveriş ilişkisinden uzaklaşıp demokratik ülkeler ailesinin üyeliğine uygun normatif bir çerçeveye oturtulması gerekecek. Ekim ayında kamuoyuyla paylaştığımız yeni bir anlayışla geleceği inşa adlı çalışmamızda sürdürülebilir kalkınma için maddi olmayan kaynakların önemine vurgu yapmıştık. Bu kapsamda insani gelişme ve yetkinleşme ile bilim ve teknolojinin yanı sıra kurumlar ve kuralların öneminin altını çizmiştik. Yönümüz, uluslararası alanda diplomasi ve işbirliği ile rol model olan, AB başta olmak üzere Batı dünyası ile ilişkilerini güçlendiren, uluslararası hukuka sözleşmelere bağlı, yükselen saygın güç Türkiye hedefine ilerlemek olmalıdır. Liberal, küresel ekonomik politikte demokratik sistemin bir üyesi olarak konumlanma hedefimiz, ekonomik gelişmişlik, toplumsal adalet ve çevreye öncelik veren kalkınma hedeflerini de tamamlayıcı olacaktır. Toplantımızın dış politikanın geleceği konusundaki tartışmalara ufuk açıcı olacağına inanıyor ve hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz. Can Bey, biz çok teşekkür ederiz konuşmanız için. Çok sağ olun. Şimdi ben biraz toplantının nasıl devam edeceğine dair dinleyicilerimize de bir bilgi vermek istiyorum. Ondan sonra konuklarımızı da tanıtarak başlayabiliriz. Öncelikle Can Bey'in de bahsettiği makale dizisinin yazarı olan hocamız, doğayan hocamız Profesör Doktor İlter Turan'da bir 10 dakikalık açılış konuşması yapmasını isteyeceğiz. Daha sonra sırayla yine alanının hakikaten en önemli isimlerinden olan 5 ayrı tartışmacı konuğumuz var. Sırasıyla söyleyeyim hangi sırayla tartışmaya katılacaklarına göre. Öncelikli olarak Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi ve rektör yardımcısı Profesör Doktor Mithat Çelikpala. Daha sonra gazeteci yazar Murat Yetkin. Üçüncü olarak İstanbul Politikalar Merkezi Akademik Koordinatörü ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Senem Aydın Düzgit. Daha sonra Londra Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mustafa Kutlar ve son olarak da emekli büyükelçi Namık Tan'ı dinliyor olacağız. Hepinize katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Her birisi 5-6 dakikalık kendi yorum ve tartışma noktalarını sadece rapora bağlı olarak değil ama arzu ederlerse daha önceden onlara yetmiş olduğumuz ve okudukları rapor ve İlter Hoca'nın da yorumları ışığında yanıtlarını ve tartışma noktalarını bize iletmelerini isteyeceğiz. Gerekirse bir ikinci tur daha yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu soruların durumuna bağlı olarak yapacağız. Onu da hemen dinleyicilerimize söyleyeyim, katılımcılarımıza söyleyeyim. Bugünkü event de chat kısmını kullanamıyoruz. Eğer soru sormak istiyorsanız İlter Hoca'ya ya da tartışmacılarımızdan, konuklarımızdan herhangi birine Q&A bölümünü kullanarak, Q&A fonksiyonunu kullanarak
sorunuzu sorabilirsiniz. Sorunuzu ben iletiyor olacağım. Bütün soruları soramayabilirim. Kimi zaman bu soruları bir araya getirerek yine konuklarımıza ileteceğim. Sanırım benim söylemek istediklerim bu kadar. Çok da zaman kaybetmeden isterseniz tartışmaya, konuşmaya başlayalım. İlter Hocam lütfen buyurun. Çok teşekkür ederiz yeniden. Hem katılımınız hem güzel makaleniz için. Buyurun. Efendim çok teşekkür ederim. Toplantıya katılan ve sözlerle beni takviye edecek veya eleştirecek olan dostlarıma öncelikle merhaba diyorum. Güzel takdiri için Can Bey'e teşekkür ediyorum. Yani aslında belki o güzel konuşmanın ardından benim ayrıca bir takdim yapmama ihtiyaç kalmamış olabilir. Ama belki aynı şeylerin birden fazla defa söylenmesi faydadan ari değildir, öyle ifade edeyim isterseniz. Ayrıca bildiğiniz gibi ben hani daha uzun bir tarihi perspektifle yazımı kaleme aldığım için biraz daha erken dönemlerden de kısaca bahsedeceğim. Tabii Türk dış siyaseti Kurtuluş Savaşı'ndan başlayarak günümüzde yaşamakta olduğumuz dönem öncesi 2010 yılına kadar 4 evreden geçmiştir. Bu 4 evrenin her biri çare bulunmasını gerektiren ve dış siyasete yön veren bir temel sorun tarafından belirlenmiştir. Kurtuluş Savaşı dönemindeki 1920-1923 diyebiliriz. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulacağı toprakların işgalden kurtarılması için sırasıyla işgalci güçlerin her biriyle mücadele edilmesi ve mağlup edilenlerin henüz mücadele edileceklerle işbirliği yapmalarının da engellenmesi gerekiyordu. İki savaş arası ve İkinci Dünya Savaşı döneminde 23 ile 45 yılları arasında temel sorun bir yandan Avrupa siyasi coğrafyasını değiştirmeyi hedef alan revizyonist mücadelenin dışında kalmak, diğer yandan da ülke içinde cumhuriyet rejimini yerleştirmek ve uzun yıllar savaştan sonunda ağır tahribata uğramış ülkeyi yeniden inşa etmek olmuştur. Bu koşullar dış siyasette tarafsız bir tutum benimsemeyi ve uluslararası siyaset alanında da az kaynak kullanımına elverişli yolların izlenmesini gerektirmiştir. Soğuk Savaş başlarken Sovyetler Birliği'nin yöneldiği yayılmacılığın kendisi için de bir tehdit oluşturduğunu düşünen Türkiye, Batı blokuyla her yönüyle bütünleşme siyasetine yönelmiştir. Bu dönemde ki 1945-1980 arası bu dönem, Türkiye Batı bloku içinde gerçekleşen her türlü işbirliği ve bütünleşme çabasının bir parçası olmaya çalışmıştır. NATO'ya katılmış ve bu ittifakın sadık ve güvenilir bir üyesi olmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu kuruluşunun hemen ardından bu oluşuma bağlanmak için girişimde bulunmuştur. Buna karşılık Soğuk Savaş yumuşamaya geçtikten sonra Türkiye'de iktisadi gelişme stratejisini ithal ikamesinden ihracata dayalı büyümeye kaydırmış, ihracat için yeni piyasa arayışlarına girmiştir. 1980 ile 2010 yılları arasında Türkiye Batı ülkelerinin oluşturduğu siyaset ve güvenlik camiasındaki yerini korumayı öngörürken, diğer yandan da komşularıyla ve Batı'nın dışında kalan diğer ülkelerle Soğuk Savaş'ın sert döneminin müsaade etmediği daha yakın iktisadi, kültürel ve zamanla siyasi bağlar geliştirmeye gayret etmiş, geçmişe göre daha özel bir dış politika izlemiştir. Şu ana kadar sıraladığımız 4 dönemde dış siyaseti şekillendirme ve değiştirmenin usulüne ihtiyatlı yaklaşımlar egemen olmuştur. Dış siyaset aralarında Dışişleri Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler mensupları, İçişleri Bakanlığı ve muhtelif istihbarat kurumlarının yer aldığı güvenlik camiasının temsilcileri ya da özet bir ifadeyle dış siyaset seçkinleri tarafından şekillendirilmiştir. Bu seçkin kadro dış ilişkilerin mevcut durumunu, uluslararası sistemde meydana gelen değişiklikleri, ülkenin dış siyaset amaçlarına tahsis edebileceği kaynakları bir arada değerlendirerek, ülkeye tatmin edici düzeyde güvenlik ve refah getireceğini öngördükleri dış siyasetin ana hatlarını belirlemişlerdir. Belirlenen siyaset genellikle partiler arası bir mutabakat çerçevesinde
ve iç siyasette onanılmaz ayrışmalara yol açmadan uygulanmaya çalışılmıştır. 2009 yılına kadar olan dönemde Türkiye komşu olduğu ülke bölgelerdeki tüm devletlerle iyi ilişkileri olan, barışçıl ilişkilere değer veren ve herkesin güven duyduğu bir aktör olma yolunda ilerliyordu. Her ne kadar zaman zaman ülkenin daha önemli bir dünya lideri olma arzusu ve hali hazırdaki küresel yönetişim sisteminin yetersizlikleri dile getirilse de dış siyasetin yönü korunmuştur ve korunmaktaydı. Arap Baharı Türk dış siyasetinde dönüştürücü bir etkide bulunmuştur. Cereyan etmekte olan olaylar dizisi karşısında hükümet Orta Doğu'da nüfusu Sünni ağırlıklı olan ülkelerin liderliğini üstlenmek için bir fırsat yakaladığını, bunu da olaylara sahne olan ülkelerde genellikle muhalefet olarak en iyi örgütlenmiş güç olan Müslüman kardeşler ile ittifak ederek gerçekleştirebileceğini düşünmüştü. Hükümetin benimsediği yeni dış politika tercihi, Müslüman kardeşlerin başarı şansına ve bölge ülkelerinin Türkiye'nin liderliğini benimseyeceklerine ilişkin bir dizi yanlış değerlendirme üzerine bina edilmiş gözüktüğünden başarısızlığa uğramış bulunuyor. Bir kere zannedilenin aksine hükümet kadroları Orta Doğu'yu yakından tanımamaktadırlar. Nitekim dinin bir miktar yakınlaştırıcı etkileri yanında ulusal kimliklerin, soy ve aşiret bağlarının, dinin farklı yorumlarının, değişik laikleşme düzeylerinin ayrıştırıcı etkisi tartılamamış, Müslüman kardeşlerinin de olduklarından daha güçlü oldukları zannedilmiştir. Keza bölge halklarının sanılanın aksine Osmanlı dönemini hayırla anmadıkları, özlemedikleri, Türklerin geri gelmesini de beklemedikleri de ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak başta büyük devletler olmak üzere diğer uluslararası aktörlerin bölgeye verdikleri önemin de yeterince değerlendirilemediği kısa süre içerisinde anlaşılmıştır. Yanlış değerlendirmeler üzerine kurulan dış siyasetin tabii sonucu olarak Türkiye şu anda bölgesinde yalnızlığa itilmiş, batılı müttefikleriyle bağları zayıflamıştır. İsabetli olmadığı giderek belirginleşen dış siyaset tercihi sonunda Türkiye, Suriye ve Libya'da silahlı mücadelelere taraf olmuş, Suriye'den ve Irak'tan ve yakın zamanda Afganistan'dan kaynaklanan kitlesel göçlere hedef teşkil etmiştir. Bu süreç içinde dış siyasette ihtiyatı esas alan ve uluslararası alanda meydana gelen değişikliklere tedricen uyum sağlamayı öngören dış politika geleneği yerini tamamen lider tarafından belirlenen bir dış siyaset yapımına bırakmıştır. Bu değişimin beş türden sonuca yol açtığı söylenebilir. Dış siyasette ideolojikleşme, kişiselleşme, kurumsallıktan uzaklaşma, profesyonellikten uzaklaşma ve iç siyasette bütünleşme. Burada ideolojikleşme Sünni ülkelerin liderliğine yönelmeyi, kişiselleşme siyasetin ilgili kurumların katılımı sağlanmadan liderin dış siyaseti belirlemesini, kurumsallıktan uzaklaşma dış siyaset ile ilgili kurumların karar verme süreçlerinden dışlanmasını, profesyonellikten uzaklaşma, dış siyaset yapım ve icra görevlerine liyakatı ve birikimi tartışmalı ama lidere siyasi sadakati sorgulanmayan kişilerin atanmasını, iç siyasette bütünleşme ise dış siyasetin iç siyasette destek sağlamak için araçsallaştırılmasını ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Günümüzde Türkiye'nin geleneksel müttefikleriyle ilişkileri perakende ya da dosya bazında bir nitelik kazanmıştır. Türkiye ve dostları artık kendilerini aynı siyaset ve güvenlik camiasının üyeleriymiş gibi algılamamaktadırlar. Bunun en canlı örneği çok yönlü ve sert ihtilafları barındıran Türk-Amerikan ilişkileridir. Avrupa Birliği ile ilişkiler de durgunlaşmış, aramızdaki eski sorunların giderilmesi bir yana sorunlar listesine yenileri eklenmiştir. Rusya ile gelişen fakat çok sayıda uzlaşmazlık alanını da barındıran ilişkiler vardır. Tüm bu ülkelerle olan sorunlar dostlar arasında egemen olan bir üslup ve bütünsel bir yaklaşımla ele alınmamakta,
her biri ayrı ayrı ele alınıp perakende ve kısa vadeli çözümler üretilmekte, sık sık da hasmane tezahürlere şahit olunmaktadır. Sık sık Türk dış politikası eksen değiştiriyor şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Kanınca Türk dış siyasetinde bir eksen değişikliği yaşanmasından ziyade günlük gelişmelere göre savrulan bir eksensizleşme olayı ortaya çıkmıştır. Çare nedir? Türkiye uluslararası sistemde saygı gören orta çapta bir güç olarak konumuna yeniden kavuşmak istiyorsa, dış siyasetinde sert unsurlardan çok yumuşak güç unsurlarını kullanmaya geri dönmelidir. Bu sonuca varmak için ülkenin insan haklarına ve bireysel özgürlüklere saygılı ve sosyal piyasa ekonomisine bağlı bir demokrasi hüviyetini yeniden kazanması gerekmektedir. Buna ek olarak komşularıyla olan ihtilaflarını gidermek için gayretlerini tekrardan yoğunlaştırması ve mümkün olduğu ölçüde askeri güç kullanmaktan uzak durması yerinde olacaktır. Dünyanın bütün güç dağılımının değiştiği ve yeni bir sistemin oluştuğu ileri sürülüyor. Ne olduğu belli olmayan yeni düzen şekillenirken sanki şekillenmiş gibi ve kaybeden taraflar çok açık belli olmuş gibi batıdan kopmakta aceleci olmamak, her türlü dengeyi hesap etmek lazımdır. Küresel sistemin değişmekte ve yeniden şekillenmekte olduğu bir dönemde geleceğe hazırlanmanın en güvenilir yolu kanımca budur. Teşekkür ederim efendim. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi ben Mithat Hocam'a dönmek istiyorum. İlter Hoca'nın söyledikleri ışığında da Türk dış politikasının eksen değiştirmesinden daha ziyade eksensizleşmesi, ideolojikleşmesi, kişiselleşmesi ve bütün bunların aslında 2011-2013 arasındaki Arap Baharı sonrasında hız kazanıyor olmasına dair çok kısaca özetleyebileceğim ama pek çok başka argümanı da içeren bir konuşma yaptı İlter Hocamız. Siz ne dersiniz Mithat Hocam? Eren Hocam teşekkür ederim. Ben de TÜSİAD'a ve organizasyona teşekkür ediyorum. Yani böyle bir grubun parçası olmak benim için memnuniyet verici. Ama asıl benim ve benim gibi birçok öğretim üyesi için bir tür rol model olan ya da ilham kaynağı olan İlter Hocam'ın yazdığı metin üzerinden tartışmayı yapmak benim için hem çok heyecan verici hem çok mutlu edici. Dolayısıyla burada olmaktan çok mutluyum. Vakti de biraz etkin kullanayım diye şöyle bir çerçeveyi düşündüm. Hocamın yazdığı metni okuduktan sonra aşağı yukarı sınıflandırmaya baktığımızda dış siyasete ilişkin ya da dış siyaset yapımına ilişkin genel görünüme baktığımızda hocam 1920'den 2010'a kadar böyle bir blok bir dönem olarak kabul edip 2010'dan sonra yeni dış politika adı altında biraz evvel özetlediği çerçevede bir değerlendirme yapıyor. Ve burada Arap Baharı sonrasında ciddi bir kırılma ve bu kırılmanın yarattığı eksen ve eksensizlik tartışmaları ki bu Türkiye'nin dış politika yapım sürecinin birçok alanda tartışılmasına sebep olan ya da tartışan metinlerde de üzerinde durulan noktaydı. Bu 2010 sonrasındaki yine dış politika dediğimiz ve daha eleştirel baktığımız aslında dış politika yapım sürecindeki aksaklıklara odaklanılan dönemin içinden nasıl çıkılacak sorusuna ne diyelim, onun sorduğu soru dış siyasetin yapımında neler değişti sorusu. Aslında bana sorarsanız bu metni okurken ve dış politikayı, Türk dış politikasını bu dönemde tartışırken ve sonrasında da sonuç olarak nasıl bir döneme doğru gidilmesi tartışmasını yaparken dış siyaset yapımında neler değişti sorusu. Burada İlter Hoca'nın belirttiği bu beş kavram ya da kavramsallaştırma üzerinden açıklama yapılabilir ama ben biraz daha onu esneterekten farklı bir bakış açısıyla acaba İlter Hoca'nın çizdiği çerçeveyi daha geniş perspektiften bakabilir miyiz üzerine birkaç söz söylemek istiyorum. Birincisi bu acaba çıkışta bir dönem Türkiye'de de çok tartışılan şey acaba Türkiye dış politika yapımında fabrika ayarlarına mı dönmeli? Nasıl yapmalı? Elbette bunlar mümkün olmayan tartışmalar. Çünkü dış politika alanı bir süreç ve sürekli ve dinamik bir süreç. Bu süreci yönetmek üzerine kurulu. Burada yeni dönemdeki dış politikada ya da yeni Türk dış politikasında sorunların yaratılmasının ya da sorunlarla karşılaşmamızın bana sorarsanız o beş kavramla bağlantılı, onları bazen içeren, bazen farklılaşan farklı boyutları var. Bir tanesi bence yapısal faktör. Türk dış politikası yapımındaki yapısal faktörle neyi tartışıyoruz? Diplomatik alandan çıkıp, diplomasi yapmaktan çıkıp siyasallaşmaya doğru gidiş bence birincisi.
ciddi bir siyasallaşma sürecinde karşı karşıyayız. Bu siyasallaşma süreci özellikle anayasa değişikliğiyle birlikte Türk tıbbi başkanlık sistemine geçiş, tırnak içerisinde kullanıyorum bunu, ve bunun dönüşümünü yaparken kurumsallaşamamayla bağlantılı bir süreç karşımıza çıkarmış vaziyette. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın kişiliğinde ve siyaset yapım sürecinde toparlanmış, odaklanmış, merkezi bir yönetim şekli üzerinden yürütülmeye çalışan, dolayısıyla gittikçe siyasallaşan, nasıl Cumhurbaşkanlığı siyasallaştıysa bu anlamda dış politika ve iç politika yapım süreçlerinde siyasallaştığı bir süreçle karşı karşıyayız. Bu Türk tipi başkanlık sistemi ister istemez yeni dönem dış politikasını, yeni dönem iç politikasını beraberinde getiriyor. Burada kurumsallaşamamanın, çünkü eski sistemden yeni sisteme geçerken kurumların nasıl tanımlanacağı, bunların rolleri ve bunların birbirleriyle ilişkileri net biçimde tanımlanamadığı, biraz da böyle Türk usulü kervan yolda düzülür tarzı ilişkilerin ve gelişmelerin seyrine bırakıldığı için işte buradaki boşlukları sadece Cumhurbaşkanı'nın, ki Cumhurbaşkanlığı bile değil bazen, kapatması beklenilen bir süreçle karşı karşıyayız. Onun bence sorunu da her şeyi siyasallaştırması, hele dış politika gibi alanlarda en üst seviyedeki konunun en alt seviyedeki konuyla iç içe geçtiği bir halde daha karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu bir yapısal faktör. Bu çözümlenmediği sürece bizim bu sarmaldan çıkıp yeni bir dış politika yapım sürecine ya da siyasallaşmamış, diplomasi odaklı, düşündüğümüz çerçevede zaman zaman üstü örtülü yapılan bir sürece dönmemiz çok zor gözüküyor. İkincisi, bununla çok bağlantılı ve bunu biraz daha tetikleyen şey, Türkiye son 10-12 yıldır sürekli bir kriz durumu içinde yaşıyor. Bu kriz durumunda dış politika yapmaktan çok süreci yönetmek üzerine, kriz yönetimi üzerine kurulu bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu da biraz evvel söylediğim yapısal sorunla bağlantılandırdığınızda, bu yapının gündelik meseleler içinde kaybolduğu, çözüm üretemediği, daha büyük bir resme bakıp bütüncül bir politika yapamadığı ama sürekli kriz durumu içinde sallandığı ve savrulduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Bu Türk dış politikasında sonuca değil sürece odaklı bir dış politika yapımını beraberinde getiriyor bence. Süreci de yürütmeye kalktığınızda siyasal iradenin ne istediği, hedefinizin ne olduğu konularında önceki dönemden farklı sorunlar yaşıyoruz. Ki Türk dış politikasında liderler her zaman çok belirleyici oldular. Ama liderlerin gündelik siyaset yapımı genel çerçeveden çıkıp gündelik siyaset yapımına karışması ve kriz durumuyla karşılaşması bence dış politikadaki o kaymaları ya da belirsizlikleri beraberinde getirdi. Buna bağlı üçüncü bir nokta var. Bu dönemde, kriz odaklı dönemde sürekli olarak tehdit ve güvenlik odaklı dış politikası yapıyoruz. İşte ekonomi politik kenara savruldu son dönemde. Onları biraz son dönemde konuşuyoruz ama dış politikayla bağlantılandırmıyoruz. Dış güçler, saldırı, daha böyle iç politika yönelik söylemler çerçevesinde gidiyor. Gerçekçi değil. Türkiye diplomasi, dış politika yapıcı çerçeveden çıkmış vaziyette sürekli olarak tehdit odaklı ve güvenlik odaklı dış politika yapmak zorunda. Bu da klasik geleneksel diplomatik süreci kenara itekliyor. Alan daralıyor, karar alma süreçleri ve yaratıcılık kaybolmaya başlıyor. Karalıcıya odaklı da davrandığınızda bence bunun yürütülmesi çok zor bir hal alıyor. Bunun sebepleri tabii elbette sadece Türkiye'deki dış politika yapımı değil, küresel ve bölgesel dönüşümlerin ve gelişmelerin büyük etkisi var. Ki hocam orada Arap Baharı'nı bir kırılma noktası olarak almıştı. Arap Baharı'na, Karadeniz'deki gelişmeleri, Ukrayna, Türkiye, Rusya ilişkilerini, Orta Doğu'nun genelinde yaşanan altüst oluşları, Akdeniz'i, Libya'dan Suriye hattına, Kıbrıs meselesini büyük resmi düşündüğümüzde, ki ben onların ayrıntısına girmeyeceğim, herhalde bu küresel ve bölgesel sorunlar güvenlik odaklı bakışla birleştiğinde de bizi diplomasi yapılmayan, siyaset yapılan, savrulmaların çok hakim olduğu bir döneme sokmuş vaziyette. Buna elbette bir de son dönemde ağırlıklı biçimde hissettiğimiz COVID-19 ve sonrasındaki ekonomik sıkıntı ve baskıları eklediğimizde zemin kayboluyor. Herhalde bu çerçeve hocamın belirttiği 5 kavramla birleşiyor. Türkiye'nin, ki ikinci tur olursa orada tartışabiliriz, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile, Türkiye'nin Rusya ile çatışmacı mı, işbirliği hedefli mi, bir hedefe yönelik mi, yoksa güncel meseleleri yönetmek üzerine kurulu mu olduğunu belirleyemediğimiz, geleceğe bakamadığımız, bu anlamda projeksiyonlar yapamadığımız bir süreci karşımıza çıkarmış vaziyette.
Biz aşağı yukarı 3-4 yıldır, son 1-2 aydır ekonomi çalışanların yaşadığı sallanmaları ve savrulmaları yaşıyoruz zaten. Dolayısıyla rasyonel analizler yapmak mümkün değil tutuş politikasının seyriyle ilgili, hedefleriyle ilgili. Burada herhalde söylenen şey, tüm bunlardan çıkıp acaba önümüzdeki dönemde yeni dış politikanın daha yenisine geçebilir miyiz? Herhalde muradımız bu. Buradaki beklenti de tartışmalarda söylendiği gibi Türkiye'yi sıfır sorun politikasına mı taşımak, yoksa daha geniş perspektifli bakıp yeniden diplomatik alana dönüp diplomasiyi bu şekilde mi yürütmek, siyasetle diplomasi arasındaki dengeyi nasıl kuracağımızı belirleyip Türkiye'deki kurumların yapılarını yeniden tartışmak mı olacak? Bana sorarsanız son cümle olarak ekonomi, siyaset, dış politika gibi kavramlarda hızlı biçimde yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Çok temel kararların alınması gerektiği bir döneme doğru gidiyoruz. Çünkü maliyetler artık çok yükseldi. Bu maliyetler içerisinde Türk-Rus, Türk-Amerikan, Türk-ABD ilişkilerini herhalde ikinci turda tartışırız. Ben burada durayım Evren Hocam. Çok teşekkürler Mithat Hocam. Ben sözü Murat Yetkin'e vermeden önce katılımcılardan gelen bir yorum, o soru diye bir yorum okumak istiyorum. Hüseyin Bağcı Hocamız yazmış. O da İlter Hocamızın hepimiz için bir rol model olduğunu ve kendisi dinlemenin her zaman büyük zevk ve ufuk açıcı olduğunu söylemiş. Onun yorumunu da paylaşmak istedim burada. Murat Bey buyurun lütfen. Teşekkür ederim Evren Hanım. Ben de davetiniz olmaktan, burada konuşmaktan çok mutluyum. İlter Hocamıza da buradan herkes gibi ben de selamlarımı sunayım. Bağlılıkları bildirmek diye bir şey vardı, eskiden şaka vardı. Selamlarımızı, saygılarımızı sunmakla yetinelim. Şimdi çok etraflı bir giriş yaptı. Zaten yazısını da okudum. Ben müsaadenizle Mithat Bey'in bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Şimdi hep hani politizasyon, diplomasinin siyasallaşması konuşuldu şimdiye kadar. Hem İlter Bey hem Mithat Bey tarafından. Erdoğan'ın şöyle bir şey yaptığını görmemiz gerekiyor. İç politikada bir bileşen haline geldi dış politika. İç politikada ve ekonomide. Şimdiye kadar dış politika çok konuşulan bir konu Cumhuriyet tarihi boyunca. Fakat seçimlerde herhangi bir etkisi olmamıştır. Yani seçimlerde bir etkisi görüldüğü söylenemez dış politika tartışmalarının. Oysa şimdi özellikle ekonomi bağlantısında bu dış güçler, işte ne diyelim artık, yel değirmenleriyle savaş, yani bu dış güçler kavramını hakikaten ekonomik sıkıntılara katlanma ve bunun da dış ilişkiler boyutunu boyutuyla bütünleştirme çerçevesinde bir çizgi izliyor ve bunun ben önümüzdeki seçimlerde %1 mi olur, 3 mü olur bilmiyorum ama bir etken olduğunu düşünüyorum. Yani insanları iktidar blokuna oy vermekten hani caydırmayacak, öyle diyeyim. Orada kalmalarını bir bölümünün en azından sağlayacak bir faktöre dönüştürüldüğünü görüyorum. Dolayısıyla hani işlevsel açıdan ne işe yarar diye bir hani retorik soru sordu Mithat Bey. Bu işe yarıyor. Çünkü Erdoğan açısından en önemli şey, yani dünyadaki belki bütün siyasetçiler için de, iktidarda kalmak, iktidarı almak ve iktidarda kalmak. Dolayısıyla bu perspektiften bakıldığını görüyorum. Şimdi İlter Bey'in söylediği hani o 1945-1980 hani tam sadık müttefik. Şimdi o sadık müttefikte eşit bir sadakat mı var? Ondan emin değilim. Bir ikincisi, Kıbrıs meselesi burada bir ihtilaf konusu olarak girmiş durumda. Yani hem 64 hem 74 bugüne kadar gelen süreçte, hatta 6-7 Eylül 55 oradan dahi başlatabiliriz. Bir çatlak söz konusu neticede. Yani Türk dış politikasının bir şekilde temel noktalarından Kıbrıs ve bu bir çatlak meselesidir. 2010'un çok ciddi bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Taktik düzeyde bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum.
çok abartılmıştır Arap Baharı ve Müslüman kardeşler rolü. Yani size bir gazeteci şeyi vereyim, tanıklığı vereyim. O dönemde yani Mursi seçimle iş başına geldi Mısır'da. Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde böyle milletvekilleri bizlere böyle haritalar çiziyordu, üçgenler. İşte Kahire, Ankara, Şam filan. Çünkü Şam'da da hayaller gerçek olsa serbest seçimler yapılacaktı ve işte orada Müslüman kardeşler orada da iş başına gelecekti ve böylece hani mutlu, mesut, bahtiyar bir dış politika üçgeni tabii İsrail'de ortasındaydı. Böyle bir şey kurulacaktı. Bunu ciddi ciddi bize hani profesörler böyle anlatıyordu hararetli bir şekilde. Tabii öyle bir şey olmadı. Çok çabuk anlaşıldı. Suriye'de anlaşıldı ve devamı da gelmedi. Fakat ben 2010'dan bu yana izlenen politikada müsaadenizle çok önemli bir dönüm noktası, bir kırılma noktasını aslında vurgulamak istiyorum. O da 15 Temmuz 2016 darbe girişimidir. Erdoğan'ın dış politikasında, Türkiye'nin dış politikasında ama Erdoğan'ın dış politikasında 15 Temmuz 2016'nın çok ciddi bir kırılma noktası olduğunu görmek durumundayız. Çünkü bir şekilde darbenin arkasında, darbe girişiminin, özür dilerim, arkasında işte Fethullah Gülen grubu üzerinden doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ne, işte bir daha sonra buna İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri falan gibi çeşniler de katıldı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyor Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla o tarihten itibaren bir ayrışma olduğu çok açık bir şekilde görülüyor. Yani S-400 füzelerinin F-35 uçaklarından uçakları imalat projesinden de çıkarılacağı belli olduğu halde S-400 projesinde ısrar bunun en açık kanıtıdır. Bakın bu sayede Türkiye işte şöyle yani Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tehditlere karşı bu projede ısrar etmesi bir şekilde başka çatlaklara da yol açtı. Örneğin Türkiye'nin alacağı belli olduktan sonra Suudi Arabistan, Hindistan görüşmelere başladı ve Hindistan alıyor. Alıyor da yani işte evet bazı senatörler onlara da yaptırımdan özür dilerim muaf tutarım filan dediler ama alacaklar. Yani şimdi bu sadece bir pazar kaybı olarak değerlendirilemeyecek kadar ciddi bir mesele. Yani benzeri bir durumu işte bu silahlı insansız hava araçları için söyleyebiliriz. Namık'tan sevgili arkadaşım burada kendisinin Washington'da büyükelçilik yaptığı sırada nasıl uğraştığına ben çok kısa bir şekilde tanık olmuştum. Yani lütfen beni düzeltirse Namık'tan memnun olurum. Yanlış hatırlamıyorsam 2 adet drone alınması için onay çıkmamıştı. Şimdi bunları alınmaması isteniyor ve bakıyoruz NATO üyesi işte Polonya, Romanya falan bunları almak için başvuruyor. Yani bu tür gelişmeler var. Şimdi bunları bir adım geriye çekilerek söyleyeceğim. Bakın pandemi ortaya çıkmadan önce, birkaç gün önce patlamadan yani Avrupa'nın ve bizim kapanmaya başlamamızdan birkaç gün önce Münih Güvenlik Konferansı'nda ana konu westlessness idi. İcat ettikleri bir kelimeydi. Batısızlaşma. Batısızlaşma kelimesinin içine baktığımızda batıyı batı yapan değerlerin yani işte insan hakları, serbest seçimler, piyasa ekonomisi neyse bunların doğrudan batı ülkeleri tarafından çürütülmekte olduğu kastediliyordu. Yani bu daha pandemi yoktu ortada. Şimdi bir de Çin'in o zamandan bu zamana daha da yükselişi, dijital ortam, pandemi evet Çin'in tedarik zincirlerine falan darbe vurdu ama şu anda dünyanın ekseni Pasifik Okyanusu'na kaydı. Yani açıkçası Çin-Amerika mücadelesinin aktörlerine dönüştü diğer ülkeler. Bu arada hak ettikleri yerin daha fazla olduğuna inanan pek çok bölgesel güç, Türkiye bunların içinde, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika Cumhuriyeti sayabilirsiniz. Bunların içinde ne oluyor? Bunlar kendileri de bir
özerk aktör olarak ortaya çıkmaya başladılar. Şimdi 2016 sonrası dış politikaya baktığımızda bunun sadece diplomasi ile yürütülmediğini çok açık görebiliriz. Yani işin içine askeri zorlamalar ya da askeri faaliyetler ve istihbari faaliyetler de girmiş vaziyette. Bu dönemdeki politikaya hani biraz daha böyle yakından bakacak olursak bir cümleyle özetleyebilmek mümkün. Siz beni oyuna almak istemezseniz ben de size bu oyunu oynatmam. Yani Erdoğan'ın bütün verdiği mesajı ben böyle özetleyebiliyorum. Ha bunu Doğu Akdeniz'de gördük. Yani tamam, Doğu Akdeniz'de Türkiye çok başarılı mı oldu? Hayır, ama oradaki kendisinin dışlanmak istendiği bir oyunu oynamadı. Azerbaycan politikası başarılıdır. Açık konuşalım. Yani toptan ret ve toptan kabul şeylerine girmemek lazım. Çok güzel hocamız ortaya koydu. Yani case by case bir şey var. Her dosyayı kendi içinde şey yapmak lazım. Bakın Libya'ya ben başka türlü bakıyorum. Yani Libya olayına dahil olunmasaydı Libya bugün çoktan çözülmüştü ve Türkiye'nin orada hiçbir şekilde bir yeri yoktu. Oysa Türkiye ile Libya'nın arasında işte ta Kurtuluş Savaşı öncesi yıllardan kaynaklanan, Birinci Dünya Savaşı öncesi, Balkan Savaşı yıllarından kaynaklanan ilişkiler var ve orada hani 1980'lerde Özal döneminde Türkiye'nin ekonomisinin gelişmesi ve bir şekilde teknoloji transferinde Libya'daki Türk müteahhitlik şirketlerinin rolü olmuştu. Hatırlayalım. Hala da orada bir şeyler var. Yani buralar böyle bize ne canım oralardan denmeyecek kadar yöntemi tartışabiliriz. Yani bu doğru bir yöntemde mi yapılıyor? Bu politizasyon doğru mudur? Efendime söyleyeyim, yetişmiş diplomatlar yerine işte bilmem şuradaki faydası görülmüş, partiye faydalı olmuş insanların ya da şahsen faydalı olmuş ahbapların filan büyükelçi atanması falan, bunlar doğru mudur? Bunları işte konuşmalıyız. Ama ben Mithat Bey'in şey sözüne çok katılıyorum. Yani bunda eskiye dönüş diye bir şey yok. Yani eski güzel günler orada kaldı. Çünkü eski sadece güzel günlerden oluşmuyordu. Eskinin aynen şey gibi canım, işte anayasa tartışmaları gibi böyle düşünelim. Hani parlamenter sisteme dönüyoruz da eski parlamenter sisteme dönmeyi kimse istemiyor. Çünkü kimse memnun değildi zaten ondan. E şimdi daha çok memnun değiliz. Yeni bir sistem kurulacaksa bu yeni bir şey olmak zorunda. Yani eskiye dönüş mümkün değil. Şimdi gelişen ortamda, yani dünyada da bir alt üst oluş olduğu çok açık. Şimdi Avrupa Birliği meselesine biraz değinmek istiyorum. Yani Merkel'in gidişinden sonra ne tür bir siyasi liderlik ya da kimin siyasi liderliği Avrupa'da söz konusu olacak ben göremiyorum. Yani biriniz bana yardımcı olursanız çok memnun olurum. Yani kim ortada görünüyor? Macron mu? Yani Macron'un, bitiriyorum Evren Hanım, rahatsız olduğunuzu fark ettim. Ama Avrupa Birliği'nin İngiltere'nin ayrılışından sonra giderek bir inişe geçtiğini söylemek çok mümkün benim için. Yani Avrupalılar işte gördüler günlerini falan yapıyorlar. Öyle, ben öyle bakmıyorum. İngiltere özerkliğini ilan etti. Zaten hani Türkiye'nin de bir takım işte çok makaleler yayınlamaya başladı. Bu stratejik özerklik kavramı falan, bunun üstünde belki durmamız lazım. Son olarak Can Yüceoğlu'nun demokrasilerle otokrasiler arasındaki çizgiden bahsetmesi üzerinde durmak istiyorum. İleride açabiliriz yani gerekirse. Bu çizgi giderek belirsizleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlara bakın Allah aşkına. Kongrenin basılmasına, bilmem generallerin Çin konusunda başkana posta koymasına filan. Ben çok konuşurum, daha burada durayım. Çok teşekkür ederim. Ne demek rahatsız olmak? Ben arada gelen soruları copy paste yapıyorum. O yüzden bazen başka bir tarafa doğru dikkatim gidiyor. Rahatsız demek istemedim de hani bitirin sinyalini okudum yüzünüzden onları. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi buradan Senem Hoca'ya geçelim diyorum. Senem Hocam aslında dış politika ve iç politika arasındaki ilişkinin biraz
gevşemesi ya da o ayrımın aslında ortadan kaybolması üzerinden de biraz tartıştık. Siyasallaşması, bunun 2010 sonrası dönemdeki yapısal dönüşümler, bölgesel dönüşümler de üst üste gelmesi. Sizin bu konudaki fikriniz nedir? Size vereyim şimdi sözü. Çok çok teşekkür ediyorum Evren Hocam. Ben de öncelikle bu değerli rapor için çok sevgili İlter Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli okudum hocam. Çok sağ olun, elinize sağlık. Rapor Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türk dış politikasının değişimini, dönüşümünü çok kapsamlı bir biçimde belli alan ve konu başlıklarıyla ele alıyor. Çok keyif aldım okurken. Şimdi şuradan hareketle biraz sözlerimi aslında yapılandırmak istiyorum. Şimdi raporda hocam yanlışsam düzeltin tabii. 2010'a kadar Türkiye'nin özellikle Batı ile ilişkilerinde nispeten daha dengeli bir yön tutturduğu, tüm sorunlara rağmen geniş bölgesinde belli bir ağırlığa sahip olan bir ülke olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Ve yaklaşık son 10 yıl içerisinde yani 2010'dan bu yana da yine başta Amerika ve Avrupa Birliği olmak üzere çıkarların gerektirdiği ölçüde perakende işbirliği yapan. Bu ifade çok hoşuma gitti, özellikle referans vererek ilerlemek istedim. Çünkü biz hep transactionalism diyoruz, hani bunu nasıl çeviriyoruz, bu tam olmuş hocam. Çok hoşuma gitti, kullanacağım bundan sonra da. Bu perakendeciliğin ağırlık bastığı bir dış politika yapım sürecinden bahsediyor hoca raporunda. Şimdi tabii bu yapılırken de iç ve dış siyasetin sizlerin de söylediği gibi nasıl iç içe geçtiği ve bu politizasyon sürecine de sıklıkla atıf vuruluyor, yapılıyor. Ve bu atıflarda sık sık ulusal çıkardan bahsediliyor. Yani ulusal çıkar kavramı sürekli olarak raporda geçiyor. Sadece bu raporda da değil. Yani çokça zaten konuşuyoruz, tartışıyoruz. Şimdi ben biraz bunun üstüne öncelikle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bu ulusal çıkar konusu bizim uluslararası ilişkiler literatüründe çok ele alınan bir kavramdır. Yani ulusal çıkar nedir? Nasıl tanımlanır? Kim nasıl tanımlar? Ulusal çıkarı neye göre belirler vesaire çokça çalışılmıştır. Türkiye'de de uluslararası ilişkiler literatüründe mesela İlhan Uzgel'in çok önemli bir kitabı vardır bunun üzerine, Türkiye'de ulusal çıkarın belirlenmesi üzerine. Şimdi bunlar önemli çalışmalardır. Şimdi ben ulusal çıkar bağlamından baktığım zaman, şimdi özellikle de bu son 10 yıldaki bazı dış politika hamlelerine hani anlamlandırmakta, anlam vermekte zorlandığımızı düşündüğümüzde şöyle bir açıklama benim aklıma daha uygun geliyor. Yani burada ulusal çıkar tanımının nasıl değiştiğine belki bakmamız gerekiyor. Çünkü bence son 10 yılda olan biten hikaye bu ulusal çıkarın, ulusal çıkar her zaman yani sabit bir şey değildir. Yönetici elitin bunu nasıl tanımladığıyla ilişkili bir şeydir. Yani onlar bir şekilde ulusal çıkar tanımlanır. Ha bu daha milli bir konsensus halinde etrafında tanımlanabilir, belli bir grup tanıyabilir. Burada tabii demokrasiyle mi yönetiliyorsunuz, otokrasiyle mi yönetiliyorsunuz, bu gibi iç siyasi dinamikler de önemlidir. Bence Türkiye özelinde ulusal çıkar son yıllarda, özellikle bu son 10 yılda yönetici elitin, iktidarın iktidarda kalabilmesi için gerekli olduğunu düşündüğü adımları atmasıyla beraber tanımlanıyor ve bunun üzerinden tanımlanıyor. Şimdi ulusal çıkarı bunun üzerinden tanımladığınız ve belli başlı anlamlandırmakta zorlandığınız dış politika hamlelerini bunun üzerinden okuduğunuz zaman, o zaman dış politikayla iç politika ilişkisinin sadece seçimden ibaret olmadığını, dış politikanın çok farklı bağlamda bu şekilde tanımlanmış ulusal çıkara hizmet edebilir bir araç olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela hani aklıma gelen bazı örnekler, Avrupa Birliği ile yapılmış olan mülteci anlaşması. Değil mi? Baktığınız zaman Türkiye'nin bundan ne çıkarı var diye sık sık sorulur. Burada ulusal çıkarı yanlış bir şekilde sorduğunuz için bunu cevaplayamıyor olabilirsiniz. Hocam rapor özelinde demiyorum, yani genel ile konuşuyorum. Ama öte yandan bu mülteci anlaşmasının Cumhurbaşkanlığı referandumuna giden süreçte Avrupa'nın Türkiye'deki hükümete açık beyaz bir çek vermesi bağlamında nitelendirir ve algılarsanız, o zaman daha anlamlı bir şekilde bu dış politika hamlesini ya da adımını anlayabilmeniz mümkün olur. Benzer şekilde bunu biraz geniş de tanımlayalım. Arap Baharı'ndan bahsedildi.
2010'un nasıl önemli bir dönüm noktası olduğundan İlter Hoca da haklı bir biçimde altını çiziyor raporunda. Şimdi Arap Baharı sonrasında Müslüman kardeşler ilişkisi üzerinden bu bölgesel lider olma hevesi ve sonrasında işte Mısır'daki darbeyle beraber gelişen ilişkiler içeride belli bir kimlik anlatısını hakim kılmaya ya da hegemon kılmaktan bağımsız olarak düşünülemez. Bunu bu şekilde de okumak gerekiyor. Yani çıkar dediğimiz hikaye kimliğe de geri geldiğinde aktarılabilir ve bu bağlamda da okunabilir. Ha tabii burada yine Arap Baharı özelinde Murat Bey de çok doğru olarak bence altını çizdi. Yani beklenti ve kapasite arasında çok büyük farklar vardı o dönemde. Hatta çok enteresandır. Yani biz çok yakın zaman önce akademik olarak da bu konuları çalıştığımız için bu yıl Democratization'da bir makale yazmıştım. Lübnanlı bir meslektaşımla beraber Maastricht Üniversitesi'nde. Ve bu Arap Baharı döneminde özellikle Mısır'da tam da o dönemde yani bizdeki iddiaların güçlü olduğu, Murat Bey'in bahsettiği o harita çizmelerinin yoğun olduğu dönemde aslında Mısır'da Müslüman kardeşlerin arasında bile Türkiye'ye ilişkin çok ciddi soru işaretlerinin olduğu, Türkiye'deki modele ilişkinin yani o zamanlar bir model tartışması vardı. Sonra biliyorsunuz o popülaritesini oldukça yitirdi bu Arap Baharı'da popülariteden düşünce. Çok hiç de aslında belirgin bir örnek olarak alınmadığı, çok tartışıldığı ve bu tartışmanın yani çok da aslında Türkiye'ye ilişkin ya tartışmalı bir algı olduğunu görüyoruz. Yani orada zaten Türkiye'deki oradaki beklenti ve kapasite farkının aslında bizim tahmin ettiğimizden de ve o dönemde de çok büyük olduğunu ve bunun görülemediğini, neden görülemediği ayrı bir konu olabilir tabii. Bunu ortaya hani akademik olarak şu anda onu geriye bakarak da çalışarak da koyabilmek mümkün. Ha şimdi bu hikaye buradan nereye devam eder diye baktığımızda ki raporda biraz bu da var. Şimdi kişiselleşme meselesinden bahsedildi. Evet kişiselleşme hikayesi devam edecektir tabii ama şimdi dış politika tek taraflı yürüyen bir iş değil. Tabii raporda da çok güzel ifade edilmiş yani dış konjonktür, dış dünyada olan bitenler, Murat Bey çok güzel ifade etti, Çin'di, Avrupa'ydı, buralardaki gelişmeler bunların hepsi Türkiye'nin hamlelerini etkileyecektir. Şimdi burada mesela bu kişiselleşmiş dış politikayı Trump'la belki bir yere kadar götürebiliyorsunuz ama artık herhalde hepimiz gördük ki Biden'la bunu götüremiyorsunuz. Almanya'da Merkel gitti. Merkel'le belli bir kişisel ilişki üzerinden yürüyen ilişki. Bu yeni koalisyon hükümetiyle nasıl sürecek? Benim soru işaretlerim var. Ha, Almanya Türkiye'nin aksine ve birçok ülkenin aksine dış politikanın çok da fazla siyasallaşmadığı, orada ulusal çıkar üzerine İkinci Dünya Savaşı sonrasında az çok bir konsensusun oluştuğu ve çok radikal uluslararası ilişkiler, uluslararası siyaset değişimlerinin yaşanmadığı bir ülkedir. Ancak buna rağmen Merkel dönemine ilişkin yine de bazı değişikliklerin Türkiye özelinde bekleyebiliriz diye düşünüyorum. İç kırılganlıklar sürüyor. İç kırılganlık iç ve dış siyaset dendiği zaman buna tabii sadece siyasallaşma açısından bakılmamalı. İç kırılganlıkların dış politikadaki esnekliği azaltması açısından da bakılması gerekebilir ki İlter Hoca da raporda buna değinmiş. Bu kırılganlıklar sürdüğü sürece ki devam ediyor bunlar özellikle Kürt meselesinde olduğu gibi Türkiye'nin dış politikasında da elini zayıflatacak ya da zorlaştıracaktır diye düşünüyorum. Ama bunun dışında bu perakendeci anlayışın bence şu anki koşullarda olabildiğince sürdürüleceği gibi bir sürdürülmeye çalışacağı gibi bir intibam var. Ha şimdi bunlar daha kısa vadeli, işte bir günden bir güne değişen ve dediğimiz gibi başlangıçta dediğim gibi anlamlandırmakta zorladığımız dış politika hamleleri olarak görülebilir. Ancak bunlar toplumsal olarak derin izler bırakma potansiyeli de taşıyor. Ve bence buna da dikkat çekmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve burada da bence en önemli konulardan bir tanesinin Türkiye'de yükselmekte olan Batı karşıtlığı konusu olduğunu düşünüyorum. Buna bence değinmemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman eminim Mustafa Kutlay şimdi ondan biraz bahsedecektir. Bu liberal uluslararası düzen hikayesi. Murat Bey de birazcık aslında değinmiş oldu konuşmasının sonlarına doğru. Şimdi baktığımızda Türkiye bu liberal uluslararası düzene alternatif bir söylem geliştirmeye çalışıyormuş gibi geliştirip geliştirmediği tartışılır. Ama en azından bir çaba içindeymiş gibi görünüyor. Ve bunu da hani olabildiğince bu antikolonyal bir söylem üstünden tutturmaya çalışıyor. İşte Afrika'daki söylemlerde bunu görüyorsunuz. Birleşmiş Milletler konuşmalarında bunu görebiliyorsunuz. Ama aslında şuna dikkat edilmesi lazım. Hani bazen bu antikolonyal söylem özellikle şu anki hani liberal uluslararası sistemin çokça tartışıldığı, konuşulduğu bir dönemde
bazı kulaklara hoş gelse de bunun popülist otoriter bir söylem üzerinden yapması en nihayetinde ülkede Batı karşıtlığını da pompalayan bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz. Nitekim yaptığımız araştırmalar da bunun bu şekilde olduğunu gösteriyor. Bunu değerler üzerinden baktığımızda, yani normatif bir açıdan baktığımızda Batı'ya, hani dünyadaki etkisiydi, ordusuydu, şusu busu hepsini bir yana bıraktım. Ben Türkiye için uzun vadede sorunlu bir konu olabileceğini, sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla sorunsallaştırmasının önemli olduğunu düşünüyorum. En son olarak da Evren, çok mu uzattım bilmiyorum ama şimdi Murat Bey çünkü bu AB konusunu hani biraz bilgilendirsin arkadaşlar deyince çok da fazla AB konusuna girmek istemiyorum. Zaten bazı sorular var, herhalde gireceğiz de. Sadece orada şunu söyleyebilirim belki. Şimdi bu stratejik otonomi konusu Avrupa'da belki de hiç olmadığı kadar yoğun bir biçimde şu an tartışılıyor. Şimdi geçmişte de bunları çok tartıştık. Yani 20 yıldır ben biliyorum hani Avrupa'da sürekli bir ayrı bir AB ordusu olsun, bu NATO ile ilişki nasıl olsun, şudur budur. Ama şunu da biliyoruz, AB ortak karar almada çok yavaş hareket eden bir örgüt. Bu da anlaşılabilir çünkü çokça fazla ülke var ve bu gibi konularda demin bahsettiğimiz ulusal çıkarın örtüşmesi her zaman da çok kolay olmuyor. Ancak şimdi belli başlı etmenler var ki Avrupa'yı biraz daha bu alanda daha ciddi bir sorgulamaya ve muhtemel ileriki yıllarda hamleye itebilecek gibi duruyor. O yüzden orayı dikkatlice izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Fransa bunun çok üstünde duruyor tabii. Çünkü Fransa her zaman, zaten onların Avrupa'ya bakışı kendi dış siyasi, kendi ulusal çıkarlarını da Avrupa üzerinden görmek gibi bir daha tahayyüle yaslandığı için Fransa'nın Avrupa'daki aktivizme pozisyonunu oradan anlamamız gerekiyor. Ama bu strateji otonomi meselesinde çok ısrarcılar. Yeni dönem başkanlığını aldılar ve bunu en önemli baş konulardan biri haline getirdiler. Şimdi bugüne kadar bu konuda ilerleme sağlanmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi Almanya'nın buna yanaşmamasıydı. Çünkü Almanya, özellikle Merkel iktidarındaki Almanya, çok da fazla hani durgun suları tercih eden, daha idareci dışarıda ve içeride, hem içerideki otokratlara karşı da öyleydi mesela, başta Orban olmak üzere, daha idareli giden, çok da fazla hani seslerin yükselmesini istemeyen, günü kurtaran bir siyaset biçimiydi. Ama şimdi Amerika'nın, yani Biden iktidarında bile artık hani bölgeden çekilmesinin kesin olduğu, tam olarak nereye gideceği, yani tam olarak Çin'de Pasifik'te kalacağı şu anda öyle görünüyor, bilemiyoruz. Bir dönemde NATO'nun geleceğinin işte sorgulandığı, Amerika'nın desteğinin sorgulandığı bir dönemde ve Almanya'da da iktidar değişiminde özellikle yeni koalisyonda ilk kez Almanya farklılaştırılmış entegrasyonun savunma ve güvenlikte de gerçekleşebileceği ve burada bugüne kadarki oy birliği yerine ağırlıklı oy çoğunluğunun geçerli olabileceğini söylemeye başladı. Bu önemli bir değişim. Çünkü Almanya genelde olabildiğince çok ülke parçası olsun, hani bizim olsun, az olsun ama herkes bir parçası olsun aklındaydı. Ama buradaki Almanya pozisyonunun yavaş yavaş bu değişen koşullarla da değişmeye başladığını görüyoruz. Bu Türkiye için önemli. Neden? Çünkü bu NATO'dan bağımsız ve Kıbrıs ve Yunanistan'ın da parçası olduğu bir güvenlik tahayyülü anlamına gelir ki ha, gerçekleşir, gerçekleşemez ama Türkiye'nin bu gibi ihtimallere karşı, güçlenen bence ihtimallere karşı dikkatli olup bu gibi gelişmeleri yakından takip etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da Murat Bey'in yorumu üzerine eklemek istedim. Sözlerimi burada bitireyim Evren'cim. Çok teşekkürler. Şimdi Mustafa Kutlay'a, Doktor Mustafa Kutlay'a yine aynı aslında eksenden devam ederek hem dış politikadaki siyasallaşma, hem trendler, hem dönüşüm ama hem de aynı zamanda bu büyük yapısal küresel dönüşümlerin Türk dış politikasına belki de etkisi ve bu etkinin devamlılığı, sürekliliği ya da o etkinin nasıl olup da aslında daha kurumsal, parakendeci olmayan bir dış politika siyasetine dönüşüp dönüşmeyeceği gibi. Tabii bunlar benim yorumlarım ama siz istediğiniz yerden tutup istediğiniz yere doğru gidebilirsiniz. Bir soru yönelteyim ve ona ekranı bırakayım. Buyurun. Evren Hocam, çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ben de İlter Hocamızın hazırladığı raporu önceden okumuş olmaktan ve burada tartışmacı olarak bulunabilmekten büyük onur duydum. Tekrar çok sağ olunuz. Aslında daha önceki panelistlerin söylediklerine ilave etmiş olacağım. Sizin sorduğunuz soruya da cevap vereceğimi ümit ediyorum. En azından gayret edeceğim buna.
İlter Hocam Türk dış politikasının son 100 yıllık dönüşümünü anlatırken aynı zamanda uluslararası sistemdeki dönüşüme nasıl reaksiyon verdiğini de raporda izah ediyor. Ben bu eksende özellikle son dönemde tartışmayı küresel ekonomi politik bağlamında nasıl ele alabiliriz? Bu tartışmayı nasıl genişletebiliriz? Bunun üzerine değinmek istiyorum. Ve burada da temel soru şu gibi geliyor bana. En azından benim bugün bakmak istediğim perspektif bu. Türkiye'nin dış politikasını içinden geçmekte olduğumuz bu küresel ekonomi politik dönüşüm ekseninde nasıl değerlendirebiliriz? Yani olan bitene nasıl anlam verebiliriz? Ve bu açıdan Türkiye, İlter Hocam'ın raporunda da vurgulanıyor. Daha önceki kıymetli hocalarım da belirttiler. Türkiye sistemik açıdan önemli bir bölgesel güç ama küresel ölçekte bakıldığında bir orta ölçekli güç. Dolayısıyla diğer orta ölçekli güçler gibi küresel güç kaymaları Türk dış politikasını doğrudan etkiliyor. Ve küresel sistemdeki mevcut dönüşümün bugün aslında iki temel taşıyıcı aktörü var. Ve bu aktörler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. Aslında son 20-30 yıllık dönüşüme baktığımızda iki temel hikaye görüyoruz bu açıdan. Birincisi 1990'ların ikinci yarısı ve 2000'lerin başında hakim olan bir hikayeydi. Ve bu 2008 küresel ekonomik krizine kadar aşağı yukarı devam etti. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde liberal uluslararası düzenin genişlemesi, yani serbest piyasa ekonomisi, liberal demokrasi ve çok taraflı uluslararası kurumlar. Bu yapıların genişlemesi ve bu eksende Çin gibi sistemik olarak rakip olabilecek aktörlerin yakınlaşma tezi çerçevesinde değerlendirilmesiydi. Yani ABD soğuk savaşı kazanmış tek kutuplu dünyada hegemonik bir aktör olarak Çin başta olmak üzere, Rusya da dahil olmak üzere sistemik rakip olabilecek aktörleri yakınlaşma tezi üzerinden uluslararası sisteme dahil etmek istedi. Yani mantık kabaca ABD'nin Çin ile angajman sağlaması, Çin'in liberal uluslararası düzene ekonomi ve uluslararası kurumlar yoluyla dahil edilmesi ve bu sayede ekonomik bağımlılığın zaman içerisinde liberalleşme getireceği beklentisiydi. Yani buna literatürde yakınlaşma tezi diyor çalışanlar ve aradan geçen 20 yılda köprünün altından çok sular aktı. Ama suyun akışı ABD'nin istediği yönde olmadı. Çünkü Çin ekonomisi büyüdü. Yani daha önce öngörülmemiş bir başarı sergiledi bu açıdan. Örneğin uluslararası sisteme entegre oldu. 2000'lerin başında Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil oldu. Diğer uluslararası kurumlarda uluslararası sistemin bir oyuncusuna dönüştü. Satın alma gücü paritesine göre baktığınızda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ni ekonomik büyüklük olarak yakaladı. Nominal büyüklük açısından bakarsanız da görünür gelecekte geçiyor. Bütün bunlar oldu ama Çin demokratikleşmedi. Tam tersine daha da otoriterleşti ve otoriterliğini uluslararası düzleme taşımaya başladı. İşte bu açıdan 2000'li yılların ilk döneminde hakim olan o yakınlaşma tezi, o demokrasilerin kendine duyduğu özgüven Amerikan liderliği ekseninde yerini bugün daha başka savunmacı bir reflekse bıraktı. Bugün hepimizin gördüğü üzere Amerika Birleşik Devletleri bir demokrasi bloğu oluşturmak için zirve düzenliyor ve liberal demokrasinin biz küresel ölçekte defansa çekildiğini görüyoruz. Ve uluslararası sistemi reforme ederek, yani liberal düzeni reforme ederek hem ülke içerisinde hem de küresel yönetişim düzeninde ABD bir şekilde bir ittifak bloku, bir demokrasi bloğu kurmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu çok büyük bir değişim, çok büyük bir dönüşüm ve uluslararası sistemdeki bu dönüşümün Türk dış politikasına ve Türkiye'nin ekonomi politiğine de yansımaması mümkün değildi. Nitekim de yansıdı. Çünkü tek kutuplu bir düzenden farklı normların rekabet halinde olduğu hibrit bir düzene doğru geçiş yaşıyoruz. Son 20 yıldaki Türk dış politikasının dönüşümünü de bence bu eksende değerlendirebiliriz. Tabii ki bu tek hikaye değil. Yapılar tabii ki tek başına karar vermiyorlar. Önemli olan kurumlar, aktörler bunların da analiz çerçevesine dahil edilmesi lazım. Ve benden önceki değerli konuşmacılar zaten bu boyutlara değindiler. O yüzden ben kendimi sistem düzeyinde sınırlamak isterim bu kısa konuşmamda. 20 yılda Türk dış politikası bu küresel dönüşümlerden etkilendi. Yani bunlardan birincisi tabii ki ilgili literatürde de bu değişik uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Bu küresel güç kaymaları, güç geçişleri fırsat penceresi doğuruyor. Çünkü sistemin kontrol mekanizması zayıflıyor, orta ölçekli aktörlere manevra alanı açılıyor, daha fazla inisiyatif almaları ve stratejik otonomi peşinde koşmaları bir opsiyon olarak çıkıyor. Tabii bu tek başına opsiyon değil, bazen bir zorunluluk olarak da ortaya çıkıyor. Çünkü bölgesel krizler
hegemonik aktörlere müdahale etmek istemediği ya da ortada kaldığı durumlarda bölgesel aktörlerin daha fazla üzerine kalabiliyor. Ve bu aynı zamanda bir zorunluluk olarak da kendisini gösterebiliyor. Şimdi, ama bu fırsat penceresi aynı zamanda çok büyük risklerle beraber geliyor. Bunu görmek gerekiyor. Çünkü küresel geçiş dönemleri tehlikeli dönemler. Özellikle Türkiye gibi İlter Hocam'ın da raporunda vurguladığı maddi kapasitesi belli, sınırlı, orta ölçekli güçler açısından düşünüldüğünde. Yani küresel güç geçişleri bir dönemde bir açıdan fırsat demek ise diğer açıdan da ihtiyat gerektiren dönemler. Ve bu açıdan ABD-Çin rekabetinin bir sertleştiğini görüyoruz. Yani o mevcut kural temelli uluslararası sistem içerisinde karşılıklı bağımlılık tezi yerini gittikçe kimilerine göre yeni soğuk savaşa, kimilerine göre rekabetçi bir karşılıklı bağımlılığa bırakıyor. Ve biz bunu ticaret ve teknoloji savaşlarında görüyoruz. Demokrasilerle otokrasiler arasında daha açıktan yaşanan norm çatışmasında görüyoruz. Yahut da artan jeopolitik riskler üzerinden bu dönüşümü görüyoruz. Ve bu belirsizlik döneminde orta ölçekli güçler Türkiye'de dahil olmak üzere kendi güç kapasitelerini yanlış hesaplama riskiyle karşılaşabiliyorlar. Çünkü sistemde o kadar çok aynı anda risk birikebiliyor ve bunları hesaplamak zorlaşabiliyor ki günün sonunda yanlış hesap yapmak da pekala söz konusu ve Türkiye'nin bence son 10 yıllık hikayesi aslında bir boyutuyla bu. Yani işin içerisinde şüphesiz ideoloji, aktör tercihleri vesaire var ama diğer taraftan da sistemik dönüşümün ne olduğunu, nereye doğru evrildiğini tam olarak öngörememek de meselenin önemli bir boyutu diye düşünüyorum. Üstelik kurumsal denetim mekanizmalarının zayıfladığı popülist bir siyaset döneminde yaşıyoruz. Yani küresel düzeyde liberal demokrasinin geriliyor olmasının bir boyutu da biliyorsunuz popülist rejimlerin yükselişe geçiyor olması ve yükselişte olan popülist rejimleri daha önce de vurgulandığı üzere İlter Hocam da raporunda belirtiyor. İç politika, dış politika ayrımı muğlaklaşıyor. Çünkü dış politika iç politikanın bir aracına dönüşmeye başlıyor. Murat Bey de bunu güzel bir şekilde özetledi. Dolayısıyla böylesi bir ortamda dış politika riskleri daha da akutlaşabiliyor. Yine Mithat Hocam'ın söylediği kriz yönetme moduna geçmek zorunda kalabiliyoruz. Yani burada ABD-Çin rekabeti tabii ki çok karmaşık, çok boyutlu ve yeni soğuk savaş eğer olacaksa bile, bu isim doğru bir isim mi bilmiyorum ama olacaksa bile aslında eski soğuk savaştan çok büyük farklılık gösteriyor. Çünkü eski soğuk savaş birbiriyle çok sınırlı ekonomik ilişki içerisinde bulunan İki ayrı bloğun, iki ayrı insan tasavvurunu ve iki ayrı ideolojiyi dayatmasıydı. Ama bugün Çin sistem içerisi bir meydan okuyucuna dönüştü. Yani kapitalist sistemle bir problemi yok. Küreselleşme süreçlerinin en fazla kazananlarından bir tanesi. Ama gittikçe artan oranda bu karşılıklı bağımlılığın rekabet unsuruna dönüştüğü, çatışma unsuruna dönüştüğü bir jeopolitiğin ve jeoekonominin yükseldiği dönemden geçiyoruz. Yani bu karmaşıklığı kabul etmekle birlikte günün sonunda şunu söylemenin yanlış olmayacağını düşünüyorum. İşin özü aslında demokratik kapitalizm diyebileceğimiz makro politik ekonomi sistemleriyle otoriter kapitalizmler içerisinde, bunların bir kısmında devlet kapitalizmi daha baskın, alternatif sistemlerin gittikçe kristalize olduğu ve birbirine karşı konumlandığı bir noktaya evriliyor, gözüküyor. Bu form demokrasilerin kendi iç problemleriyle ekonomik performans meşruiyeti yaşadıkları bir dönemde ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da Çin'in güçlenmesiyle birlikte otoriter kapitalizm kendisini daha da gösteriyor ve dış politikaya da yansıması olan bir süreç yaşıyoruz. Tabii son olarak şunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak isterim. Bütün bu dönüşüm Türk dış politikası açısından ne ifade ediyor? Yani karmaşık bir durum ama orta ölçekli güçler için bence bu dönüşüm büyük strateji ya da makro politika açısından bir tercih yapmak durumunda kaldıklarına işaret ediyor kanaatimce. Yani buraya doğru giden bir dönüşüm sürecinden bahsetmek mümkün diye düşünüyorum. Türk dış politikası açısından iki temel nokta öne çıkıyor bence. Birincisi ittifak sistemi. Yani Türkiye'nin çok taraflı politikalarıyla çıkarlarını gözetmesi doğal. Yani diğer devletler de bunu yapmaya çalışıyor ama bu demokratik temelli bir çok taraflılık olması gerekiyor kanaatindeyim. Yani raporun politika önerileri kısmında İlter Hocam bunu kapsamlı ve çok odaklı bir şekilde anlatıyor. Türkiye'nin demokrasi kampında yer almasının normatif ve maddi çıkarları açısından bence bir gereklilik. Yani demokrasi her şeyden önce normatif bir tercih unsuru. Yani günün sonunda bunu değişik defalar söylüyorum. Tekrar tekrar söylemekte de bence bir beis yok.
demokrasiyi yahut insan özgürlüğünü bırakarak elde edeceğiniz hiçbir şey elde ettiğiniz sonuca değmiyor. Dolayısıyla demokrasi bir norm olarak kendi başına bir değer ve bu açıdan bir gereklilik. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin maddi çıkarları uzun vadeli refah ve kalkınma üretebilmesi açısından da önemli olduğunu, bu kurumsal yapının önemli olduğunu düşünenlerdenim. Tabii bu açıdan Batı ile ilişkilerde son dönemde artan transactionalizm, bu arada Senem Hocama kesinlikle katılıyorum. Bu transactionalizm kelimesinin Türkçe'de karşılığı ne olabilir diye ben de çok uğraşıyordum. İlter Hocam bizi büyük bir yükten kurtardı. Perakende işbirliği, raporun hatta not aldım 22. sayfasında bu çeviriyi, terimi önermiş. Çok sağ olun İlter Hocam. Kesinlikle perakende işbirliği meselenin ruhunu iyi kavruyor. Bu açıdan bakıldığında Batı ile ilişkilerde son dönemde artan bir transactionalizm ya da perakende işbirliği görüyoruz ama bu her iki taraf için de aslında riskli ve ittifak sisteminin etkinliğini zedeleyici bir yöntem. Yani o normları muğlaklaştıran, uzun vadeli kalkınma ve dış politika paradigmasının özünü zedeleyen bir yaklaşım. Günün sonunda belki uluslararası sistemin gidişi buraya doğru zorluyor ama evde ne kaldığına dair de bakmak gerekiyor. Dolayısıyla ittifak sistemi açısından demokrasi temelli, norm temelli bir çok taraflılığın önemli olduğunu düşünüyorum bu dönüşen yapı içerisinde. İkincisi de tabii dış politikada hangi araçlar üzerinden güç projeksiyonunda bulunacağı Türkiye'nin. Yani jeopolitik ve jeoekonomik riskler artıyor. Bunu daha önce de konuştuk. Yani Türkiye'nin yanı başında bir iç savaş yaşanıyor. Orta Doğu, Kuzey Afrika ciddi anlamda istikrarsızlık içerisinde ve Ukrayna'da da her an her şey olabilir. Dolayısıyla burada bir güvenlik riski olduğunu görmek gerekiyor. Ama bunu ihmal etmeden Türkiye'nin dış politikada asıl önceliğinin sürdürülebilir refah ve kalkınmayı hedefleyen bir ticaret devleti mantığı olduğunu önerebiliriz. Yani bu eksende bir dış politika dizayn edilecekse tabii içerideki politik ekonomi paradigmasının ne olacağına bakmak lazım. Yani bu açıdan kural temelli, çevreyi önceleyen, yeşil ama aynı zamanda artan eşitsizlikleri de azaltacak demokratik bir kalkınmacı paradigma üzerine düşünmek anlamlı olabilir diye düşünüyorum. Yani 21. yüzyılın ilk 10 yılında hakim olan o liberal uluslararası düzenin genişlediği dönemdeki kural temelli serbest piyasa ekonomisi kendi içindeki bir takım problemlerin de neticesinde Çin karşısında yahut otoriter kapitalizm karşısında mevzi kaybetti. Bunu da görmek gerekiyor. Yani bugün Batı'nın ABD başta olmak üzere karşılaştığı problemlerin önemli bir kısmının Rusya ya da Çin'le alakası da yok aslında. Kendi ürettikleri modelin reforme edilememesinin yarattığı problemler bizi bu noktaya getirdi uluslararası sistemde. O açıdan demokratik kalkınmacılığı rastgele değil, belki soru cevap kısmında açmak üzere bilinçli bir tercih olarak kullanmak istedim. Yani dış politikada anlamlı bir reform, revizyon gerçekleşmesi zannediyorum içerideki bu politik ekonomi paradigmasıyla birleştiğinde bir anlam ifade edecek. Ancak bu sayede hayata geçirilebilir ve sürdürülebilir gibi geliyor. Sanıyorum önümüzdeki dönemde küresel ölçekte de hani Türkiye düzleminde de dış politikanın ekonomi politiği açısından en azından bence öne çıkan temel sorunsallardan bir tanesi bu olacak. Yani uluslararası sistemin nasıl dönüşüyor olduğu, demokratik normlar çerçevesinde kural temelli bir küresel yönetişimin nasıl işleyebileceği ve tabii ki Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde bir karar vermesi gerekiyor. Yani hangi kampta yer alacağına ve buna bağlı olarak da kendi iç siyasi ekonomik sistemini aynı zamanda da dış politikasını nasıl dizayn edeceğini. Yani bu tartışma kapsamlı bir tartışmayı gerektiriyor. Şimdilik burada durmak isterim. Hem İlter hocamıza kıymetli çalışması için hem de diğer tüm panelistlere değerli yorumları için çok teşekkür ederim Evren Hocam. Çok sağ olun. Biz çok teşekkür ederiz Mustafa Hocam. Konuşmanızda aslında sorulardaki gelen soruların büyük bir kısmını da yanıtladınız. Çünkü büyük oranda işte demokrasi ekseni, refah devletleri, yeni sosyal devlet, iklim krizi, Çin'le Avrupa'nın, Amerika'nın gerilimi üzerine çok fazla soru vardı. Dolayısıyla aslında sizin konuşmanız bir ölçüde onları yanıtlamış oldu. İkinci turda belki diğer konuşmacıların da bu yeni eksen üzerinde Türkiye'nin nasıl konumlanması gerektiğine dair görüşlerini alabiliriz derken the last but not the least şeyini ben çok severim İngilizce'de. En son konuşmacımız
bir saate yakındır, bir saat 15 dakikadır sıranın en sonunda olmak, o yüzden bu tarz uzun şeylerde bazen zor da olabiliyor. Ben uzatmadan Sayın Emekli Büyükelçi Namık'tan da sözü vereyim ve bütün bu demokrasiler ittifakından yapısal dönüşümlere, siyasallaşmadan ideoloji ve kimliğe kadar uzanan derin tartışmamızın son ama hiç de son olmayan kapatılışını da siz yapın diyeyim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Bir kere davetinize teşekkür ederim. Onur duydum sizlerle birlikte olmaktan. Özellikle İlter Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Derin saygılarımı sunuyorum. Onun raporunu hakikaten her eserini öğrenerek okuyoruz. Bunu da kayıtla ve keyifle okuduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu tartışma için de şimdiye kadar tabii son konuşmacı olmak her zaman zordur. Bazı avantajları olsa da zordur. Çünkü söylenecek her şey söylenmiştir. Ama ben de bir yerinden yakalayıp arkadaşlarımızın da diğer panelistlerin de katkılarını üzerinde durarak bir iki şey söylemek isterim. Şimdi o kadar derin ve isabetli bir tahlil var ki hocamızın tabii tarihi anlamda bu dış politikaya getirdiği analiz diyelim. Bunu fazla irdelemek mümkün değil ama bazı unsurları itibariyle ben bir pratisyen olarak, bir profesyonel olarak bunu icra eden kişi olarak belki bir boyut getirebilirim. Şimdi benim için en önemli kısmı bu 2002-2022 dönemi, yani son 20 yıllık dönem diyelim dış politikanın. Çünkü Türk dış politikası arkadaşlarımız gayet güzel tahlil ettiler. Bu dönemde belki 3 bölüm olarak inceleyebiliriz. Bir tanesi 2002-2010 dönemi. O dönemde evrensel değerlere, işte özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve özellikle Avrupa Birliği'ne bağlılık ve saygı temelinde bir dış politika yürütüldüğünü görüyoruz. Ondan sonra 2010-2015'te de kendine daha aşırı güven zemininde ve hatta böyle biraz İslamizm konotasyonları olan ve hatta biraz da irredentist bir çizgiye gelen bir dış politika var. Sonra da 2015-2022 son dönem diyelim, Batı karşıtlığına, biraz kibire ve hatta ben ona Külhan Bey dış politikası diyor idim bir yazımda, birazcık kendine beğenmişliği de, kendini beğenmişliğe de gösteren bir takım unsurlar içeren bir dış politika izleniyor. Şimdi bu gördüğünüz gibi bu üç dönem içerisinde özetleyebileceğimiz şeyde çok paradoksal bir şey var. İkiye ayırırsak bunu 2010 sonrası diye. Orada çok farklı bir AK Parti diyelim şu anda iktidar itibariyle Adalet ve Kalkınma Bankası Partisi'nin yönetimini görüyoruz. Ve burada bence kırılma elbette 2009 Arap Baharı, İlter Hocam'ın söylediği gibi belki, ama asıl kırılma bence kişiselleşme ve kurumsallıktan uzaklaşma temelinde oluyor. Çünkü bu dış politikanın geleneksel olarak bir diğer kurumların da aralarında danışmasıyla ve uzun bir hazırlık döneminden ve değerlendirme döneminden sonra alınan kararlar neticesi oluşturulması süreci ortadan kalkıyor. Kurumsallık tamamen yok oluyor. Bu bağlamda
Mithat hocamızın ve özellikle Murat Yetkin'in söylediği eskiye dönüş mümkün değil sözcüğünü ben birazcık daha şöyle geliştirmek isterim. Bu sistemle asla dönemezsiniz zaten. Yani bu yönetim sistemiyle dış politikayı dönmeniz mümkün değil dışarıya. Çünkü birçok esas unsurlarını kaybetmişsiniz dış politikanın. İşte güvenilirlik, gerçekçilikten uzaklaşmışsınız, akılcılıktan, öngörülebilirlikten, tutarlılıktan, tarafsızlıktan, objektiflikten, barışçılıktan, uzlaşıcılıktan, ılımlıktan, ölçüyü kaçırmışsınız falan. Şimdi bunları kurumsal anlamda tamamen o kurumları da ortadan kaldırdığınızda o zaman işte yine ister istemez bir siyasallaşmanın içine yani bir ideolojik çerçeveye sokuyor ve kendi varoluşunuzla bunu bir şekilde örtüştürüyorsunuz. Ve dolayısıyla iç politika dış politikanın yerini alıyor. Yani artık Türkiye'de bugün anlamında benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin dış politikası pek yok. Yani bir iç politika var. O gerekli yerlerde iç politika olarak kullanılıyor. Gerekli yerlerde dış politika olarak kullanılıyor. Bu son derece tehlikeli bir yaklaşım. Şimdi bizdeki ulusal çıkar kavramından Senem hocamız bahsetti. Ulusal çıkarı iyi tarif etmek lazım, çok haklı. İster istemez ulusal çıkar partinin ve siyasi işte çıkarların bir yansıması oluyor. Yani artık ulusal çıkar bütün ulusun değil, partinin çıkarları ve partinin çizdiği çizgi çerçevesinde dış politikanın belirlenmesi de düşünüldüğünde her şey o zeminde konuşuluyor. Bu da tabii yine kurumsallıktan o kırılmayı o şekilde tarif ediyorum. Çıkması ve kişiselleşmenin daha konsolide edilmesine sebep oluyor. Bakın nitekim Amerika ile ilişkilerimizde ki temel noktada budur. Kişiselleşme, kişisel yakınlık çerçevesinde Trump döneminde ilişkilerimiz Amerika ile çok farklı. Biden döneminde kurumsal bir çizgiye çekilmeye çalışılan özellikle Amerika tarafından ilişkilerimiz çok farklı değerlendirmek lazım. Ve bu çerçevede de işte perakende hocamızın gayet isabetle söylediği gibi benim de alver ilişkisi diye hani tarif ettiğim işte transactional diyebilirsiniz. Böyle bir zemine oturuyor ve bu da tamamen yine her iki taraf açısından da bunu söylüyorum. Her iki taraf açısından da bir nevi siyasi çıkar yani o dönemde hatta kişisel parti çıkarını önceleyen ulusal çıkardan önce bir çizgiye oturuyor. Bunu söylemek isterim. Şimdi tabii çok güzel bir söz daha söylendi. Liberal uluslararası sistem yani popülist otoriter normatif düzene düzen işte liberal uluslararası sisteme tercih edildi diye çok doğru normatif düzen ortadan kalktı. Yani artık şimdi her zaman için dış politikayı özellikle bizdeki değişiklikleri de düşünürseniz başat aktörler işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği gibi bunların politikaları da etkiliyor. Nitekim şimdi Amerika ile benim görebildiğim ki çok uzun senelerimi verdim bu ilişkilere. Şimdiye kadar hiç bu kadar rayından çıkmamıştı ilişkiler. Ama Türkiye'nin bir nasıl diyeyim bir existential gücü var. O gücü de özellikle bölgesinde NATO üyesi olması hasebiyle
bu kırılma, bir türlü kırılma yaşanmıyor ilişkilerde. Sebebi de şu, çünkü NATO içerisinde biraz önce Mustafa hocamız da bahsetti, bu işte Çin, Rusya ile Batı arasında diyelim, Avrupa Birliği ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri arasında ki bir şekilde ekonomik temelli rekabet, özellikle ticari ve ekonomik temelli rekabet içerisinde Türkiye'nin mutlaka Batı tarafında tutulması gerekiyor. Sebebi de şu, çünkü Türkiye gibi NATO içerisinde ordularını, sert gücünü kolaylıkla mobilize eden başka bir ülke, üye yok. Yani Amerika'dan başka tabii, Amerika ile birlikte. Dolayısıyla Amerika, dikkat ederseniz, ilişkilerde hep Türkiye'yi yanında tutacak en azından bazı mekanizmalar geliştiriyor. Ve en son yaptığı da yine benim görebildiğim kadarıyla bu F-16 çıkışıdır. F-16'ların Amerika tarafından hakikaten verilmesi için gayret gösterildiğine inanıyorum. Bunun ilişkilerin kurtarılması bakımından da ve aynı zamanda Türkiye'nin batıya bağlılığının muhafaza edilmesi bakımından da önemli olduğunu düşündüklerini düşünüyorum. Ve şunu da söylemek isterim. Yani tabii çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bu kurumsallıktan uzaklaşılması ve kişiselleşme bir anlamda Dışişleri Bakanlığımızın DNA'sını değiştirdi. Yani Dışişleri Bakanlığı DNA'sı değişti artık. Yani dolayısıyla bugün bizim konuştuklarımız tamamen bilinmez bir, yani dış politikada nasıl kararlar veriliyor? Eskiden ben size bunları kolaylıkla söyleyebilirdim ama şimdi söyleyemiyorum, bilmiyorum. Çünkü günlük reaksiyonlarla, günlük kararlarla yürütülüyor dış politika ve dışarıda, yurt dışında olan küresel gelişmelere de çok duyarlı tabiatıyla. Dolayısıyla bilmiyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra diğer kurumların da bugün dış politikada hangi istikamette gideceğimize dair fikirleri olduğunu, fikirlerin ötesinde katkılarının olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bu DNA değişikliği, tabii bunu açabiliriz şimdi belki sorular üzerine ama şöyle tarif edilebilir. Yani Türkiye uluslararası planda tamamen bir pozitif algı içerisindeydi. Özellikle bu ilk 10 yılında, işte bu son 20 yıllık dönemin. Ama şimdi artık batılı bir ülkeden batı karşıtı bir konuma düştü ve sürekli reaksiyoner bir çizgide. Bunun düzeltilmesi bir tek halde mümkündür. Kişiselleşmeden uzaklaşmak, kurumlara değer vermek, onların katkılarına, kurumlar derken başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere birçok kurum, akademik camiada dahil olmak üzere onların katkıları, telkinleri ve tavsiyeleri çerçevesinde elbette siyasetçiler son kararı vereceklerdir ama tamamen bu unsurları dışlayarak işte bir karar mekanizması oluşturmak bence en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bu tabii bizi liyakattan da uzaklaştırıyor. İşte bir anlamda devlet kapasitesinin tartılması konusunda da çeşitli duygusallık da var tabii işin içerisinde. Devlet kapasitesinin tartılması, ölçülmesi konusunda da çok büyük yanlışlar yapılıyor. Ve biz bazı hallerde hakikaten enerjimizi de çok yanlış yönetiyoruz. Şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Kontrolsüz güç, güç değildir. Yani kontrol derken bu kontrol birlikte işte bu kurumsal mekanizma
çerçevesinde yaratılan bir meşru bir kontrolden bahsediyorum. Bu kontrol olmadıkça işte eskiye dönüşün mümkün olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka bu kurumlar işte başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tekrar eski fabrika ayarlarına döndürülmelidir. Bu olmadıkça bizim maalesef işte savrularak devam edeceğimiz anlaşılıyor diye düşünüyorum ve sözlerimi burada bağlamak istiyorum. Çok çok teşekkür ederiz Namık Bey. Ben hemen size İlter Hocamızın makalesinin yayınlandığını, linkinde chat'te paylaşıldığını dilerseniz ona tıklayarak makaleye ulaşabileceğinizi söylemek istiyorum. Şimdi 1,5 saati doldurduk, yarım saatimiz var. Ben 2 saatin tam sonunda her zaman saate riayet eden bir moderatör olarak kapatmayı arzu ediyorum. Bir tur daha söz vereceğim. İlter Hoca'dan başlayarak söz vereceğim. Ama sorulara yeniden dönemeyeceğimiz varsayımıyla ben soruları da toparladım. İsterseniz diğer konuşmacılarından biraz onları da rehberlik etmesi açısından ya da cevaplamalarını istediğimiz soruların neler olduğuna genel olarak söylemem gerekirse kısaca toparlamam üzerinden diyeyim. Çünkü gerçekten çok soru var. Sadece Q&A'de değil aynı zamanda bana WhatsApp'tan da çok soru geldi. O soruları size yine dediğim gibi toparlayarak aktarayım. Ünal Çeviköz'ün sorusu 2010-2011 Arap Baharı mı bir dönüşüm diye soruyor yoksa aslında bu 2003'ten başlayan ta iktidarın ilk yıllarından başlayan bir gerilim mi? Buna dair bazı örnekler de verilebilir. Mavi Marmara krizi, işte Birleşmiş Milletler'deki tutum, 2003 Irak Savaşı'nda Türkiye'nin tutumu vesaire gibi. Dolayısıyla aslında 2010 belki hızlandırdı ama iktidarın başına dön yani 2003 yılından beri bir krizden, özellikle Türk-Amerikan ilişkilerindeki bir krizden bahsetmek de mümkün değil mi diye soruyor. Gökay Sufuhoğlu ve bazı başka katılımcılarımız özellikle Almanya'nın ki Senem Hoca biraz buna cevap verdi. Almanya'daki Murat Bey de cevap verdi. Almanya'daki seçimlerdeki değişiklik sonrası, Avrupa'nın içindeki değişim sonrası Avrupa ile Türkiye ilişkilerinin nasıl olabileceğini, yine Avrupa'nın aslında Türkiye'ye bir çıpa olup olmayacağını, bu parakendecilikten Avrupa ile ilişkiler üzerinden kurtarmanın parakendeci siyasetten Türkiye'yi mümkün olup olmadığına dair sorular var. Mesela Lokman Erkuş siyasallaşmaya bir tür panzehir olabilir mi diye sormuş. Daryal Batıbay ideolojik tutumun aslında batıya yönelik de olduğunu, bunun sadece çıkarlar üstünden değil kimlik ve ideoloji üstünden olup olmayacağını sormuş. Yakup Öz bizim bahsettiğimiz parakendici tutumun yanı sıra aslında çok taraflı bir tutumun da aynı anda biri gibi okunup okunamayacağını sormuş. Yani kimi zaman parakendici olan ama kimi zaman da bu çok taraflılığa doğru meyleden bir hükümet sistemi mi var diye sormuş. Açaha kapasite sorunu aslında Türkiye'nin önemli bir sorun değil mi diye sormuş. Onu Namık'tan biraz değindi hani Türkiye'nin kapasite sorunuyla ilgili. Sezgin Mercan, Mehmet Cüneyt Arıcan denge politikası ve Çin üzerine sorular sormuşlar. Aslında Mustafa Hoca'nın da bizi bir şekilde götürdüğü yerlerden birisi, tartışmanın da bizi getirdiği yerlerden birisi bir tür karşılaşma kopuş anı da mı geliyor küresel sistemde? Hem rejim tipi üzerinden, hem ekonomik birikim modelleri üzerinden, hem hegemonik aktörle Türkiye'nin kurduğu ilişkiler üzerinden, hem de Türkiye'nin kendi iç siyasal sisteminin dönüşümü üzerinden ve bunun sürdürülebilir, sürdürülemez olması üzerinden. Dolayısıyla son derece geniş bir yelpazede yine pek çok soru sordum. Ama her birinizden bu sefer çok daha kısa, 2-3 dakika içerisinde İlter Hocam belki biraz daha fazla konuşabilir. Ona 1-5 dakika, geri kalan herkese de bu sefer 2-3 dakika vererek ve rica ederek 2-3 dakikalık konuşma dilimi içerisinde kalmanızı yeniden aynı sırayla diyeyim. Söz veriyor olacağım. İlter Hocam buyurun. Parakendiciliği de ayrıca akademik dilimize kattığınız için burada ortak bir konsensus çıktı. Size teşekkür ederek ben de devam edeyim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Önce şunu ifade etmek istiyorum. Yani
bu raporu okumak nezaketinde bulunan ve burada fikirlerini paylaşan dostlarım hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunu ben raporumun eleştirisi değil, onlardan bir öğrenme süreci olarak değerlendirdim. Gerçekten çok şey öğrendim bu tartışmadan ve bir hususu da belki gerçekleştirmek istersiniz. Aslında bu şeyde dile getirilen diğer görüşler de belki özetlenerek de olsa rapora web sitesinde eklenebilir. Çünkü gerçekten çok önemli şeyler söylendi. Ben çok faydalandım. Başkalarının da baktıkları zaman mahrum olmalarını istemem. Şimdi bunun yanında hani Sayın Çeviköz'ün sorusundan başlayacağım. Bir başlangıç var mı daha erkene gidebilen diye. Şimdi bakın, herhangi bir siyasi partinin içerisinde siyasetin genel çizgisi yanında değişik özlemler, değişik girişimler görülebiliyor. Mesela ben sayın belki Çeviköz'e hatırlatmama ihtiyaç yok ama yani Türkiye Avrupa Birliği üyeliği yolunda Ankara Anlaşması'nda ve katma protokolde verdiği taahhütleri yerine getirme yolunda ilerlerken biz Avrupa Birliği'ne mesela Sayın Ecevit Türkiye'nin işte gümrüklerini indirmesi gerektiği bir dönemde bir gece önce gümrükleri %100 artırarak sonra %50 indirerek şartları yerine getirmiş olmuştum mesela. Şimdi bu bizim şey olarak mı yorumlamamız gerekiyor? Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne karşıydı mı diyelim yoksa kafa karışıklığı mıydı? Ve kendi inançlarıyla gittiği yön arasındaki gerilimlerde tezahür eden bocalamalar mıydı? Keza kendisinin atıfta bulunduğu 2003'te ben Halk Partisi'nin siz Amerika'dan değil Allah'tan korkun ifadesini kullanan aktörlerin Cumhuriyet Halk Partisi mensupları olduğunu hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla yani bir partinin içerisinde muhtelif çizgilerin tartışılması tabiidir. Ama genel gidişe baktığınız zaman aynı partinin 2004'te 2005'te Avrupa Birliği ile üyelik konusunda bir hayli yol aldığını da görüyoruz. Yani bence dediği ne haklıdır şey vardır. Yani partinin çeşitli özlemleri olmuş olabilir diğer önce gelen partilerinde olduğu gibi ama yani böyle siyasetin temelden yön değiştirmesine yol açan gelişmeden ben bahsediyorum. Bunun da Arap Baharı olduğunu düşünüyorum. Yani orada belki farklı düşünüyoruz. Şimdi AB-Türkiye ilişkilerine baktığımız zaman AB'nin kendi içerisinde de çok perakendecilik var. Yani şimdi bunu görmemiz lazım. Yani çünkü AB büyüdükçe her biri kendi hesabı olan ve topluluktan bir şeyler koparmaya çalışan bir çizgide ve dolayısıyla bu onun birlikte hareket etme ve ilerleme kabiliyetini sınırlıyor. Yani bu Amerika'nın çekilme olasılığının belki AB'nin iç dayanışmasını güçlendireceği gibi bir düşünce de ileri sürüldü. Sorunun gündeme geldiği konusunda bir tereddüdüm yok da nasıl cevaplanacağı konusunda bir tereddüdüm var. Çünkü aslında bu doğan boşluğu Fransa kendisinin Avrupa'ya yön verici bir ülke olmasını çevirmek şeklinde yorumluyor. Ben bunun gerçekçi olduğunu zannetmiyorum. Almanya zaten tavrını değiştirirse Fransa ikinci planda kalmaya mahkum olacaktır. Şimdi de Fransa'nın aslında çekilmesi halinde Amerika'nın Avrupa'yı yönlendirecek bir stratejik anlayışı veya bir gücü yok. Yani bunu görmek lazım. Ama hani Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri bir yandan iktisadi çıkarlarını gütmesi açısından diğer yandan dile muhtelif konuşmacıların da getirdiği gibi hani Türkiye'nin hukuka saygılı, demokrasiye saygılı bir devlet olarak ilerlemesi açısından bu bağın olması önemli. Bir sorudan bahsettiniz, çok taraflılık mı yoksa karışıklık mı diye. Efendim, galiba bir kavram karışıklığıyla karşı karşıyayız. Çok taraflılık başka, perakende olarak oraya buraya koşturmak çok taraflılığın bir ifadesi
değil. Yani çok taraflılığı ben şu şekilde tanımlıyorum. Yani çok sayıda ülkeyle ilişki kurabilecek, onlarla belirli alanlarda işbirliği yapılacak, karşılıklı güvenin tesis edilebildiği bir ortam ve başka bir aktörün veya bir ülkeler grubunun sizin tercihlerinizi tamamen kendilerine tabi kılacak bir konumda olmamaları. Bu anlamda bir çok taraflılıktan şu anda bahsetmemiz mümkün değil. Zannediyorum Türkiye'nin daha önceki hani şey benim 1980'den 2010'a kadar tanımladığım dönemde bu çok taraflılığa doğru bir gelişme vardı. Yani Türkiye kendi ittifak ilişkilerini korumakla birlikte çok sayıda aktörle de ilişki kurabiliyordu. Bugün çok taraflılıktan ziyade bu perakendeciliğin ortaya çıkardığı gününe göre teşekkül eden, ertesi gün bozulan ilişkiler var. Yani o kadar ki yani bir liderimiz icabında inşallah görüşeceğiz, kendisini çok takdir ederim diyor. Görüşme gerçekleşmeyince bu sefer hani hiç olmadık olumsuz değerlendirmelerle aynı ilişkiyi tanımlamaya çalışıyor. Son olarak da denge politikası ve Çin'e kısaca temas etmem gerekirse. Hani şimdi bu müthiş bir mücadele Amerika ile şey arasında. Hatta bakın benim raporumda yer almayan ama dün bir görüşme sırasında dikkatimi çeken bir şey söyledi. Bir başka dış politika gözlemcisi dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Girit'te yerleşmesi, çünkü ben Amerika'nın Yunanistan'da artan ağırlığını daha çok Karadeniz'e nüfuz etme şeklinde yorumluyordum. Yani bu tesadüf sonucu bir Türkiye'ye karşı bir B planı oluşturabilir ama esas bu değil belki. Girit'ten bahsetti ve dedi ki esas itibariyle Amerika Girit'te şeye giden yolları, Pasifik'e giden yolları denetlemek ve Çin'i denetlemek için de yerleşti. Ve şeyi hatırlattı, yani Çin'in bazı Avrupa limanlarının işletmeciliğini aldığını filan. Yani böyle bir mücadele ile karşı karşıyayız. Ve hani bu mücadelenin de cereyan edeceği alanın bir nükleer savaştan ziyade çok yönlü bir mücadele olacağını görmemiz gerekiyor. Hani Türkiye'de bu mücadele içerisinde bu mücadelenin sunduğu fırsatlardan yararlanarak, yani Çin'le belirli konularda da işbirliğini reddetmeyerek ama Çin'in de bir demokrasi olmadığını ve hatta belki çok da uzak olmayan bir gelecekte tıkanıklıklarla karşılaşabileceğini hatırlatarak bu ilişkiyi yürütmesi lazım. Efendim 5 dakikayı geçmediğimi ümit ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 17 dakika kaldı. Yapabiliriz. Ben yine evet aynı sırayla demiştim. Mithat Hocam lütfen buyurun. Hı. Ben de hemen hızlıca kullanayım 2-3 dakika içerisinde. Aslında bütün tartışmayı odaklayabileceğimiz yer bana sorarsanız yine bu süreç ve sonuç ilişkisi Türk dış politikası anlamında. Yani son dönemde Türk dış politikasını tanımlamak için ortaya konulan ve bir politika olarak güncelleştirip şekillendirmeye çalışılan bu sıfır sorun ya da komşularla sıfır sorunla değerli yalnızlık arasında gidip gelen denklem bir türlü Türkiye'ye bir dış politika vizyonu vermedi. Bunun vermeyeceğini de gördük. Bu süreç ve sonuç süreciyle bence ya da ne diyelim ikilisiyle bence ilişkili. Biraz evvel Senem de bahsetti, diğer konuşmacılarda da vardı. Bu çünkü siyasi hedefi, çıkarı ve amacı belirleme konusundaki açmazları beraberinde getiriyor. Doğru dürüz bir sonuç hedefli ilerlemediğinizde ve sürekli olarak sürece odaklandığınızda çıkarları zaman zaman bir noktaya taşıyamadığınızda işte dar, Namık Bey'in söylediği gibi parti politikaları, parti söylemi ve parti çıkarlarını esir kalıyorsunuz. Bunu da ulusal çıkara dönüştüremediğinizde sürekli yalpalayan, öngörülemeyen ve bu anlamda da kurumlarının varlığını ve etkinliğini kaybeden bir yapıya doğru gidiyorsunuz. Benim bahsettiğim kurumsal yapının bir türlü kurulamaması ve geçiş döneminin sağlanamaması da bunu tetikleyen unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Bunu tabii sadece Türkiye'nin iç politikasıyla da bağlantılandırmak elbette biraz da Türkiye'ye haksızlık olarak da düşünülebilir bence. Çünkü Türkiye'nin temel çizgisi ilerlerken özellikle Batı ile ve Avrupa ile ilişkilerinde Türkiye'nin beklentilerinin çoğu zaman karşılanmadığı, doğru adımların atılmasına ve gereken sorumlulukların yerine getirilmemesine rağmen
beklenen ilgiyi ve sonucu alamayan bir Türkiye'nin de zaman zaman tepkisel politikalarla ya da tepkisel davranışlarla süreçten ya da eksenden kaydığı dönemlere de gidiverdik. İşte bunun en güzel yansıması farklı aktörlerle ilişkilerin nasıl kurulacağı üzerinde kendisini gösterdi. Dikkat ederseniz aynı şablona Türk-Rus ilişkileri ya da belli ilişkiler de oturuyor. Burada da kurumsallaşamama yok. Bir takım denemeler var ama hep liderler üzerinden gidiyor. Ama bu parakendeciliğin ürettiği ya da kompartımanlara ayırmanın yarattığı kısa vadeli sonuçlar elde ederekten ilerlemenin etkileri ya da bunun sürekli olarak bir başarı hikayesi olarak anlatılması ihtiyacı var. İşte bu ihtiyaç muhtemelen dış politikayı daha özel, daha dikkat edilmesi gereken, daha hassas bir alan olmaktan çıkartıp daha ortalığa döken, iç politikanın yoğun biçimde malzemesi olan ve sonuçta da zaman zaman bizi yalnız bırakan ve güvenlik politikalarıyla da şekillendirmeye çalışıldığında ötekileştiren bir alana doğru çekiverdi. O zaman biz değerler üzerinden dış politika yapmaya ya da kurumsal yapıya geri dönmeye, işte biraz evvel bahsettiğimiz, başladığımız tartışmaya yeniden dönüyoruz. Ülkeyi döndürmek mümkün mü? Ya da bu çerçevede ilerleme de elbette bu doğası gereği böyle olacak. Yani hayatın devam etmesi, yaklaşık 20-22 yıllık bir iktidarın karşılaştığı bu yorgunluk sonuçta kendisini yeni bir zemine nasıl çekecek? Bu anlamda Türkiye yakın çevresiyle ve ilişkileriyle neden nasıl ayağa kalkacak? Bunun yollarını bulacak muhtemelen. Bunu bulurken de geçmişten çıkartacağımız dersleri görmemiz lazım. Bu dersler bizi Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Kafkasya'da, Karadeniz'de ya da Türk-Amerikan ilişkilerinde, Avrupa Birliği ilişkilerinde istediğimiz sonuçlara taşıyacak mı bilmiyorum. Ama bunların değerlendirilirken daha kapsamlı bakılması, temel değerler üzerinden yürünmesi, işbirliği içinde hareket edilmesi bir zorunluluk. Çünkü Türkiye'nin şu anda bulunduğu ilişkiler ağından çıkartılması mümkün değil. İşte aradaki denemeler bunu gösterdi. Bunun olamayacağını görüyoruz. Türkiye hala NATO kimliğini koruyor. İhtiyaç duyduğunda bunu hemen hatırlatıyor. AB ile müzakere sürecini her türlü olumsuzluğa rağmen sürekli olarak gündemde tutmaya çalışıyor. Enerji politikalarını sürekli olarak gündemde tutmaya çalışıyor. Acaba biz bütün bunlardan bir bütün çıkartabilir miyiz? Yeni dış politika bunun üzerine kurulabilir mi? Herhalde önümüzdeki dönemde bunu izleyeceğiz. Ama ben hani çok karamsar değilim. Çünkü bir yerden sonra toparlanması gerekiyor. Rasyonel insanların, rasyonel devletlerin, akıllı devletlerin bunu yapması gerekiyor. Türkiye'nin de bu potansiyeli bence var. Sağ olun Mithat Hocam. Murat Bey lütfen. Evet, mikrofonunuz kapalı. Duyamadım. Ben de açmaya çalışıyordum. Kusura bakmayın. Tamam. Önemli. Şimdi TÜSİAD zemininde konuşuyoruz. Bize bu fikirleri de dile getirmemize imkan tanıdı. Başarılı dış politika ekonomik başarıyı da getirir. Yani ülkelerin dış politikalarındaki başarıyla ekonomideki başarıları bir şekilde paralel gidiyor. Yani bugün Türk ekonomisinin içinde bulunduğu durumun ben dış politikadaki isabetsizliklere de bağlı olduğunu düşünüyorum. Hani isabetlere bağlı gelişmeler var mı? Var. Mesela Afrika'yı sayabiliriz filan. Ama genel olarak bu çok fazla siyasallaşmış, çok fazla Namık Tan'ın dediği gibi parti politikalarına artık hizmet eden şeyler, siyasi çizgiler dış politikada bu duruma yol açıyor. Dolayısıyla ekonomiyle dış politikayı, dış politikayla iç politikayı birbirinden ayrı düşünmemiz imkansız. Bana kalırsa dış politika tabii, diplomasi dış politikanın vazgeçilmez bir parçası ama bir parçası. Artık bugün yani enerji, yüksek teknoloji, ulaştırma, tarım değil mi? Bunların hepsini bir arada düşünme zorunluluğu var. Bugün bunun yetersizliğini görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ümit ediyorum bu bütünsellik içinde artık konuşuruz. Yani dış işlerinin, dış politikanın yalnızca diplomasiden ibaret olmadığı bir yere doğru ümit ediyorum evriliriz. Çünkü bir uçtan bir uca savruluyoruz. Bana öyle geliyor. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yine aynı sırayla buyurun Senem Hocam.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani çok kısaca belki Ünal Bey'in sorusuna istinaden İlter Hoca'nın söylediklerine de ek olarak şunu söyleyebiliriz. Yani 2010'dan önce Türkiye'deki denge ve denetleme mekanizmaları da böyle değildi. Yani Türkiye'de dış politika yapımında birçok aktör söz konusuydu. Ve bu sadece hani formal denge denetlemeden bahsetmiyorum yani. Mesela işte askeriye de bu işin parçasıydı mesela. İşte anlam planı Kıbrıs vesaire olduğunda. Ya da işte hani meclis bu işin içinde tezkere çıkartacağınız zaman falan. Yani o dönemki politika yapım biçimi daha farklıydı. Biraz öyle de bakmak lazım. İkincisi de yine o dönemde İlter Hoca da biraz değindi ona. Yani Avrupa'dan gelen mesajlar çok farklıydı. Yani o dönemde işte Avrupa'dan nispeten geçmişe göre çok daha inandırıcı mesajlar veriliyor. Yani Türkiye şunları şunları yaparsa şunlar şunlar olabilir. İşte üyelik olabilir, müzakere olabilir, para gelebilir vesaire gibi. Dolayısıyla arada bir olumlu bir koşulluluk ilişkisi oluşmuştu. O nedenle o dönemi ve nispeten o dönemin ortaya çıkarttığı hani olumlu hali değerlendirirken bence bunun da altını çizmekte fayda var. Çünkü o dönem Türkiye Orta Doğu'daki işte aktivizmini de işte Avrupa ile olan ilişkileri üzerinden anlatıyordu. Yani işte Balkanlardaki aktivizmi de aynı şekilde. Şu an mesela tam tersine bir karşıtlık üzerinden kurulurken orada bir tamamlayıcı ilişki söylemi vardı. Avrupa da bu söylemi kullanıyordu. O yüzden orada yani bambaşka bir mekanizma vardı diye düşünüyorum. Dolayısıyla farklı bir dönemdi bence. Hani çok lineer bir hani kötüleşme çizebilmek ya bu bağlamda bence biraz zor. Çünkü dediğim gibi yani dinamikler ve aktörlerin çıkarlarını neyi mümkün kılıp neyi mümkün kılmadıklarını göz önüne alıp biraz daha kompleks bakmak faydalı olabilir. İkinci olarak soruya istinaden bu ÇİPA'la ilgili Evren siz soruyu yönelttiniz. Şimdi ÇİPA olma ihtimali bence Avrupa'nın yakın gelecekte yok diye düşünüyorum. Yani verili parametreler kapsamında. Hani bugünkü parametreleri sabit tutarsak ben bunun pek mümkün olacağı düşüncesinde değilim. Yani bu perakendeci anlayışın İlter Hoca çok güzel ifade etti. Avrupa'nın içinde de tabii ki perakendeci bir anlayış vardır. Çok da doğru. Burada bu anlayışın ben devam edeceğini, süreceğini düşünüyorum. İşte mesela mülteci anlaşması bir şekilde belli anlaşmazlıklar olabilir içeriğine dair, yeniden revizyonuna dair ama bir şekilde devam edecektir. Gümrük Birliği modernizasyonunun dolayısıyla ekonomik ilişkilerde bir üst düzeye geçmenin ben Türkiye'deki hani siyasi dinamikler sabit kalması durumunda herhangi bir şekilde olmayacağını düşünüyorum. Orada bir beklentiye girmemek lazım. Vize liberalizasyonu da aynı şekilde. Yani bunlar sabit kalacaktır. Belki şu olabilir. Çünkü son dönemde özellikle Almanya'daki yeni koalisyon biliyorsunuz işte Dışişleri Bakanlığı da Yeşiller'de bu Heinrich Böll Stiftung'un mesela yayınlarına bakarsanız son dönemde sık sık Türkiye üzerine Fransa ve Almanya'nın ortak bir pozisyon geliştirmesi mümkün mü gibilerinden yayınlar çok sık olmaya başladı. Bu yayınların sebebi de tabii şu, biliyorsunuzdur özellikle Doğu Akdeniz üzerinden Fransa çok daha sert bir tutum almıştı Türkiye'ye. Oysa Merkel ve Almanya nispeten daha idareci, daha orta yolcu bir pozisyon benimsemişti. Hani Fransa'nın geldiği pozisyona yaklaşabilir mi Almanya? Özellikle de Doğu Akdeniz'deki gerilim tırmanırsa ve devam ederse gibi bir tartışma var Avrupa'da. Dolayısıyla belki bir ihtimal burada eğer işler ters giderse biraz daha sert bir pozisyon görülebilir. Ama onun dışında çok radikal bir değişiklik beklemiyorum diyerek sözlerimi sonlandırabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada ben soruların hiçbirisini okumadım. Tabii Ünal Çeviköz'ün sorusunu da okumadım. Kendim özetledim. Umarım soru sormuş olanların sorularına bir adaletsizlik yapmamışımdır bunu yaparak. Bunu söyleyerek Mustafa Kutla'ya sözü vermek istiyorum. Ben soruları özetledikten sonra sorular gelmeye devam etti. Ve sorular genellikle Çin konusunda hocam. Siz de Çin'e çok değindiğiniz için o yüzden size bu sözü verirken mesela bir tanesini daha söyleyeyim bir soruyu da. Türkiye, Rusya ve Çin aslında Batı hegemonyasına karşı bir Doğu eksenini temsil edecek yeni bir devletler düzeni inşa ediyor olabilir mi gibi. Yine umarım soruya adaletsizlik yapmıyorumdur. Sorular sağ tarafta var. Ama bu eksende bazı başka yeni sorular da sorulmuş.
Evren Hocam çok teşekkür ederim. Son 5 dakikamız, 2 dakikada toparlamaya çalışayım. Sayın İlkerçimize de haksızlık etmemiş olayım. Öne çıkan sorulardan bir tanesi, yani aslında pek çok tartışmanın da bağlandığı nokta kanaatimce, bu dönüşen sistem içerisinde çok boyutlu dış politika izlemek mümkün olabilir mi? Yani aynı anda hem Çin'le hem Rusya'yla hem de örneğin Amerika Birleşik Devletleri'yle ve Batı'yla Türkiye ilişkilerini çıkarları temelinde götürebilir mi? Yani bunu başından beridir konuştuk, perakendeci anlayışın problemlerinden de bahsettik. Yani burada benim gördüğüm temel mesele, evet çok boyutlu bir politika götürülebilir. Yani pek çok ülkede bunu yapmaya çalışıyor. Zaten dünyanın gittiği şey bu. Uluslararası sistemdeki kutupun dış politika davranışına yansıması da bu kanaldan oluyor. Ama burada iki nokta çok önemli kanaatimce. Bunlardan birincisi normlar. Yani bu çok boyutlu politikayı hangi normlar ekseninde götürüyorsunuz? Yani dış politikanızın kimliği ülke içerisinde ve ülkenin uluslararası sistemdeki rol tanımını nasıl kurguluyorsunuz? Yani buradaki normlar sizin dış politika davranışınızı da şekillendiriyor olacak ve bu çok taraflılık ya da çok boyutluluğun o eksen üzerinden icra edilmesi önem kazanıyor. Eğer bu olmazsa peşi sıra savrulmalar geliyor. Peşi sıra işte günü kurtaracak hamlelerin daha büyük krizler çıkartması riski oluyor. Çünkü aynı anda ekonomi, siyaset, dış politikada böyle bir üçlü iç içe geçen, birbirini besleyen yönetişim krizi içerisine giriyorsunuz. Yani bununla başa çıkabilmek, kompartmantalize edip krizleri tek tek çözebilmekten çok daha zor aslında. Yani bu belirsizlik çağının Türkiye gibi orta ölçekli güçleri bıraktığı bir müşkül var ise, bence o krizleri de anlamaya çalışırken sadece ekonomiye bakarak ya da sadece dış politikaya bakarak mümkün olmadığı, tam tersine bir yönetişim krizi olarak bakmak gerektiği ve bu da hangi normlar üzerinden o çok boyutluluğu yürütüyorsunuz, bu soruya vereceğiniz cevap da şekilleniyor. İkincisi ise tabii ki kapasite meselesi. Yani en nihayetinde dış politika kapasite nispetinde yapılan ve o hangi sonucu hedefliyor iseniz ona ulaşmanızı belirleyen şey kapasite. Yani ülkenin kapasitesinin ötesinde bir aktivizme girmesi, bu Türkiye ile sınırlı değil şüphesiz, normalde yapabileceğinin de altında bir performansla günü kapatması anlamına geliyor ki bu aslında az önce söylediğim yönetişim krizini de daha da derinleştiriyor. Dolayısıyla çok boyutluluk pekala mümkün, ancak bir normlar meselesi, hangi normlar üzerinden tanımlıyorsunuz? İkincisi de kapasitenizle uyumlu bir dış politika aktivizmi içerisinde misiniz? Bence bu iki temel soru önem kazanıyor. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Buyurun Namık Bey. Evet, teşekkür ederim. Bence Türkiye bundan sonraki dönemde ilk yapması gereken kendisini nerede konumlandırıyor? Yani bunu Mustafa Hocam belli bir başka açıdan söyledi ama ben de başka bir yönüne işaret etmek isterim. Şimdi bugün kaçınılmaz olarak dünyada biraz önce söylediğim bu Rus, Çin ve işte ABD dediğimiz işte esas itibariyle iki gücün bir yeni nesil soğuk savaşı var. Bu soğuk savaş biz istesek de istemesek de cereyan edecek ve Amerika diyelim ki bu başat aktörlerden biri olarak bizi batıda olmamızı arzu ediyor. Yani yaptığı açılımlarla işte siyasetiyle bunu bize bunun işaretlerini veriyor. Biz nerede konumlandırıyoruz? Şimdi baktığınızda bundan bağımsız olarak konuşuyorum. Bir genel anlamda konuşuyorum. Herkes bize baktığı zaman bizim istikametimizin neresi olduğu, duruşumuzun nasıl olduğu, normlarımızın ne olduğu konusunda çok ciddi soru işaretleri var kafalarında. Ve bize karşı politika oluştururken, bizim de aynı şekilde, bizim de onlara karşı oluştururken bu perakendeci anlayışla hareket edince onlar da bize bunun karşılığını veriyorlar. Ve dolayısıyla bizim nerede durduğumuzu bir an önce açık seçik ortaya koymamız lazım. Bugüne kadar biz bunu koyduk. Bakın ben şunu altını çizmek isterim. Atatürk. Atatürk'ü anmadan geçemeyeceğim. Atatürk'ün dış politika işte alanında görev yapan diplomatlara de çeşitli kıdemli diplomatlar aracıyla verdiği bir takım öğütler var. Bunları hepimiz biliyoruz. İşte komşularla ilişkileri geliştirmeye, yani çok boyutlu politikayı izleyin ama bunları yine Mustafa Hocam'ın dediklerine %100 katılıyorum. Belli bir takım normlar temelinde işte komşularla ilişkileri
geliştirmeye gayret gösterin ama iş işlerine müdahale etmeyin. Size sorulmadan herhangi bir konuda fikir beyan etmeyin. Batı ülkeleriyle ilişkileri geliştirin ama işte onların emperyalist o zamanın tabiriyle işte yaklaşımlarına dikkat edin. İşte Rusya ile ilişkilere bakın ama yayılmacı emellerine dikkat edin şeklinde. Yani bir takım normlar, temeller üzerinde bizim mutlaka yapmamız lazım. İkincisi bizim bunu yapmadığımız takdirde artık sözlerimizin itibarı kalmıyor. Yani bizim söylediklerimizi bakın bu savrulmayı biz en son ekonomik alanda da yaşıyoruz. Şimdi sizin lütfen hepimiz dün olan gelişmelerle bugün olan gelişmelere bakalım. Dün başka bir Türkiye vardı, bugün başka bir Türkiye var. Aynı şey dış politikada da yaşanıyor. Ve herkes buna şahit oluyor. Yani siz dolayısıyla sizin karşınızda muhatap aldığınız ülke, yani Türkiye hangi işte konuda hangi işte görüşü, hangi çizgiyi izleyecek? Bunun kimse ayırdığını yapamıyor. Bunun sürdürülebilir olduğunu zannetmiyorum. Kurumsallığa dönüşün olması halinde, yani Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın ve diğer kurumlarının devlet yapısının fabrika ayarlarına döndüğü takdirde bütün bu sorunların çok kısa zamanda, çok kısa zamanda aşılacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese hem katıldıkları için çok teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere teşekkür ederim. Soru soranlara gerçekten çok yoğun, hem katılım çok yoğun oldu. Böylesi bir dönemde artık hepimiz Zoom'dan yorulmuşken hem de gerçekten aktif bir katılımla çok da güzel sorular soruldu. Ayrıca buraya, bu ekrana gelip bizimle fikirlerini paylaşan bütün katılımcılara da çok teşekkür ederim. Ama İlter Hoca'ya da yazdığı rapor ve bize bunları tartışma vesilesi verdiği için teşekkür ederim. Ben kapatmak istemiyorum. Can Bey, siz de bir şey söylemek ister misiniz? İlter Hocam, siz de belki kapatırken bir iki bir şey söylersiniz ve öylelikle bitirmiş oluruz. Efendim, ben sadece çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten böyle mümtaz bir dost grubuyla fikir paylaşmak ve onların düşüncelerinden istifade etmek her zaman mümkün olmayan bir fırsat ve benim için de bir nimet. Ve bu surette belki bir şey de ortaya çıktı. Bakın, biz bu dış siyasette hep siyasetin kişiye indirgenmesinden yakındık burada. Bakın, şu toplantıda bile değişik dostlarımızdan gelen fikirler, yani ne yönde düşünmemiz gerektiği konusunda bizlere ışık tuttu. Yani bu eski bir laf vardı, hani müsaade mi efkardan barikayı hakikat doğar diye. Aslında müsaade mi olmadı da müdaveleyi efkardan da barikayı hakikat doğabiliyor. Yani fikirlerin dolaşımı gerçeklere ulaşmamızı kolaylaştırıyor. O bakımdan hani böyle bir toplantı bile ne kadar bizler için, hepimiz için ufuk açıcı oluyor. Bunu görmemiz lazım ve temenni edelim ki bu sizin gösterdiğiniz örnek daha üst seviyede de yapılabilecek işlemlere bir örnek teşkil etsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben çok faydalandım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz teşekkür ederiz. Can Bey, siz bir şey söylemek ister misiniz? İlter Hocam, değerli katılımcılar, gerçekten bu müthiş program için çok teşekkür ederiz. Evren Hocamızın önderliğinde Küresel Siyaset Forumu olarak eylemlerimize devam edeceğiz. İnşallah bu kadar açıklıkla Türkiye'nin önündeki sorunları, seçimleri tartışacağımız güzel bir platform olarak Küresel Siyaset Forumu'nu büyüterek devam edeceğimizi düşünüyorum. Evren Hocam, bu vesileyle de ilk senemizi bitirirken size de teşekkür ederiz. Gerçekten müthiş bir başlangıç yaptık. İnşallah güçlenerek devam edeceğiz. Çok sağ olun. O zaman ben kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar. Güzel bir hafta dileyerek. renkli bir hafta dileyeyim herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi yıllar, teşekkürler. İyi yıllar.